Herkese merhabalar, LGS Matematik Hızlı Son Tekrar'a hazır mısın Tonguç <laughs> Evren Evet, harika bir yayınla seninle beraber LGS Matematik'teki bütün konuların hepsinin hızlı tekrarını... ...zaten detaylı son tekrarını yapmıştık seninle evet, beraber. Evet çok sürmüştüm. süper bir programımıza devam ediyoruz. LGS Son Tekrar programında seninle beraber detaylı son tekrarlarımızı bitirdik. Şimdi de geldik hızlı son tekrarlara. Ardından da dünyanın en verimli ders canlı yayınıyla beraber olacağız. Ve LGS'nin hemen önce seninle beraber süper bir hazırlık yapacağız... Bunları da unutma, ihmal etme diyorum. Kamp programı zaten açıklamada yazıyor diyoruz ve... ...hadi bakalım bugün seninle beraber neler yapacağız onlara bakmak istiyorum. Bu arada amacımız ne Tonguç Evren NGS. NGS'de çıkacak soruları yani sayısalda ve sözelde çıkacak soruların hepsinin... En doğru şekilde cevaplarını verebilmek. Değil mi Tonguç evet, En efendim. önemli hedefimiz LGS'de başarılı olup iyi bir liseye girebilmek. Peki bunun için ne yapıyoruz? Biz bugün seninle beraber bunun için hızlı son tekrarımızda hangi konulardan kaç soru gelir diye bir büyük resme bakacağız. Hangi konulardan soru geliyor? Konu başlığına göre soru çıkma ihtimali nelerdir? Bunlara bakacağız. Ardından da bilmen gereken konular ve kurallara bakacağız. Hızlı özetlerle, özet konu anlatımıyla pratik kurallara bakacağız seninle beraber. Ardından da... Aynı LGS'de kaç soru geliyor LGS'de? 20. Aynı öyle. 20 adet yeni nesil LGS sorusu beraber çözeceğiz. seninle beraber... bu sene iki dönem de var. Zor olur evet, mu sizce? İki dönem de var ama bazı senelerde bir dönem çıktı. Dolayısıyla iki dönem zaten olması gerektiği gibi LGS'deki soru adedince de yeni nesil soru çözeceğiz. Seninle beraber ve ardından da LGS'de en iyi sonuçları elde edeceğiz diyorum. <laughs> LGS'de Tonguç Eren aslında biz iki dönem boyunca yani 8. sınıfın birinci dönemi ve ikinci dönemi olmak üzere toplamda 12 tane konu gördük ve bu 12 tane konu İyi ki çarpanlar ve katlar da duruyorsan. Ardından üstü ifadeler geldi, ardından karekök ifadeler geldi, veri analizi, olasılık ve cebirsel ifadeler geldi ve bir kısmına kadar cebirsel ifadeleri tamamladık ve bu altı konuyu aslında birinci dönemde tamamladık. Ardından da ikinci dönemde Tonguç'um doğrusal denklemler, üçgenler, eşitsizlikler, eşlik ve benzerlik, dönüşüm geometrisi ve geometrik işlemlerle bu işi bitiriyoruz ve zaten sınavlarda yazılarımızda da çıkıyor, biliyorsun yazılar Aynen da değişti ya. artık. Peki dolayısıyla biz bu konuda aslında bir ve ikinci dönemde öğrendiğimiz konulardan ve hangi alt başlıklardan konu soru dağılımı olacağını şimdi sana göstermek istiyorum ama çok önemli konular tekrar söylemek istiyorum. Bak kareköklü ifadeler çok önemli Tonguç'um. üslü ifadeler çok önemli. Çarpanlar ve katlar çok önemli. Çünkü bunlar temel matematik konuları. Yani zaten senenin başında görmemizin sebebi bu. Veri analizi olasılık cebirsel ifadeler. Burada cebirsel ifadeler önem verebiliriz. Dolayısıyla burada altı tane konunun içerisinde dört tane konu gerçekten çok çok kritik ve çok temel matematik konuları. Ardından doğrusal denklemlerden çok fazla soru çıkmasını bekliyoruz. Burada eğim de var bu arada onu söylemek istiyorum. Üçgenlerden çok çok soru gelmesini bekliyoruz. Eşlik benzerlik, dönüşüm geometrisi, geometrik içinler birazcık daha basit lokum konular ve buradan daha az soru gelmesini bekliyoruz ve eşitsizliklerden de çok soru gelecek. Bu yıldızla işaretlediğim yerlerden yüzde yüz soru gelecek ve çok net bir şekilde Önemli sorular buradan gelecek diyoruz ve hemen seninle beraber bir bakalım. Burada çarpanlar ve katlardan ve diğer ünitelerimizden hangi konu alt konulardan soru geleceğini bakalım. Ama öncesinde şunu söylemek istiyorum Tonguç'um. LGS son tekrar programımıza uygun bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz ve LGS son tekrar setimizi kullanıyoruz. Burada biliyorsun bütün tekrarlarımızı bu son tekrar setimizle yapıyoruz. Altı adımda hızlı tekrarla bütün konuların, bütün ünitelerin tekrarını yapıyoruz ve aynı zamanda Tonguç'um denemeler en önemlisi. Deneme olmazsa LGS gelse olmaz Geri sayım denemelerimizde bak buradaki optik formları mutlaka kullan Tonguç Eren Optik formu kullanmayı da alışman gerekiyor. Ve buradaki yapamadığın soruların detaylı soru analizlerini yani hangi konuda eksiğin var bunu görmen çok önemli. Ve denemelerimizde sınava çalışmayı sakın ihmal etme. En önemlisi deneme çözüp hatalarını telafi edebilmek. Bu da önemli diyoruz ve hadi bakalım ilk çarpanlar ve katlarına başlayalım Tonguç'um. Bir kere çarpan bulma dediğimiz konudan her sene neredeyse soru gelmiş. Bir kere çarpanlar ve katlanan yüzde yüz soru çıkacak. Yüzde yüz diyorum. Çarpan bulmadan yüzde seksen. Bu birazcık daha kuvvetli bir konu. Asal çarpanları ayırmadan zaten bilmemiz bir konu. Bununla alakalı kendi başına soru gelmez. Evapagok'tan kendi başına soru gelmez ama kesinlikle ve kesinlikle problemlerden bir soru gelecek Donguç'um ve aynı zamanda aralarında asallıkla alakalı soru gelme ihtimali arada derede diyebiliriz. Ama kesinlik net bildiğimiz çarpan bulma en temel şey ve aynı zamanda evapokok problemleri net diyorum. Hızlı geçiyorum hepsini. Üslü ifadelerden yüzde yüz soru gelecek. Hatta iki tane belki de üç tane soru gelecek. Tam sayıların kuvvetiyle alakalı kesinlikle bilmemiz gereken temel kanunlar var. Bundan Kendine ait bir soru gelmez ama yüzde yüz soru gelecek üstü ifadelerle işlemler. Yani toplama çıkarma çarpma bölme dört işlem üslü ifadeleri kesinlikle soru gelecek ve her sene sordukları yani çoğunlukla sordukları çözümlemeden de soru gelme ihtimali yüksek çok büyük çok küçük sayılardan da yüksek zaten bu ikisi beraber böyle çok sıfırlı bol sıfırlı veya çok sıfır tam nokta 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 şeklinde çok küçük sayılardan soru gelebilir. Bilimsel gösterimde arada değerde diyebiliriz. Çok nadir soru geliyor ama yine de bilmemiz iyi olur. Peki tam kare sayılar yani kare köklü ifadelerin başı Tam kare sayılar dediğimiz konudan kesinlikle soru geliyor. Her sene soru geliyor. Yaklaşık değerden ve a, a kare kök b bir alt konudur ama yaklaşık değerden her sene soru geliyor. Bunlar bizim için olmazsa olmaz sonuçlarım. Çarpma ve bölmeden karekök ifadeler her sene soru geliyor. Karekök ifadelerden neredeyse üç veya dört tane soru bekliyoruz Tonguç'um. Çok önemli. Dolayısıyla gerçekten de bak bir, iki, üç tane soruyu zaten sana yazdım Tonguç'um. Toplama çıkarmadan daha birazcık daha düşük bir ihtimal. Doğal sayı yapan çarpandan birazcık daha düşük bir ihtimal. Ondalık ifadelerin kare birazcık daha düşük. Gerçek sayılarda daha düşük ihtimaller diyorum. Zaten soruların geleceği ekseni görmüş oldun evladım benim. Verenize baktığımız zaman yüzde yüz soru gelir ama Bundan bir tane soru gelmesini bekliyoruz. Çizgi sütun daire grafiği zaten bildiğimiz temel başlıklar. Grafik yorumlama temel başka ama grafikler arası dönüşümden yüzde yüz soru gelmesini bekliyoruz sonuçum. Olasılıktan soru gelmeme ihtimali yok. Yani yüzde yüz çıkacak olasılık sorusu. Ve buradan da olası durumlardan değil de bu temel bir şey aslında. Yüzde yüz olasılık bulma yani olasılığını hesaplama yönteminden. Neydi? İstenen olay bölü tümüydü aslında bir olasılık hesabını bu şekilde yapıyorduk Tonguç'um. Ve geldik cebirsel ifadelerden şu anda yaptığımız olasılık aslında bu. Cebirsel ifadelerden %100 soru gelecek ve çarpanlara ayırma burada kesin sorunun geleceği ve cebirsel ifadelerle çarpma kesin sorunun geleceği kısımlar Tonguç'um. Özdeşikler zaten bilmemiz gereken cebirsel ifadeleri bilmemiz gereken temel kısımlar diye düşünebiliriz Tonguç'um. Ve geldik doğrusal denklemlere. Birinci dereceden bir bilmeyen denklemlerden kesinlikle de soru gelir diyoruz. Yaklaşık olarak yani kesinlikle soru gelir diyoruz. Koordinat sistemlerinden soru gelme ihtimali birazcık daha düşük. Çünkü temel bir şey. Doğrusal ilişkilerden birazcık daha düşük. Doğrusal denklemlerin grafikten birazcık düşük ama yüzde yüz eğimden soru geleceğini biliyoruz Tonguç'um. E, bunu hemen düzeltmek istiyorum. Yüzde kırktan ziyade yüzde seksene çekmek istiyorum. Bu ikisinden soru gelme ihtimali fazla. Doğrusal da dediğimiz şeyde işte bir e, şeyin artma veya azalma grafiklerine bakacağız ve bununla ilgili denklemleri kurmaya bakacağız Tonguç'um. Hadi bakalım şimdi de geldik. En önemli konularından yüzde yüz sorunun geleceği eşitsizliklere geldik. Birinci eleşten, bilmeyen de eşitsizliklerden Tonguç'um kesinlikle ve kesinlikle temel bir başlık olduğu için bilmemiz gerekiyor ama eşitsizlik çözümlerinden kesinlikle soru gelecek. Bunu da kaçırmamamız gerekiyor ve eşitsizlik çözümlerini çok iyi bilmemiz gerekiyor ve eşitsizliklerin gösterimini de bilmemiz gerekiyor. Burada ve geldik üçgenlere. Üçgenlerden kesinlikle soru gelecek. Peki hiç kesinlikle soru gelmeyecek var mı? 20 tane soruyu öyle güzel dağıtıyorlar ki her konuya sorular mutlaka geliyor. Ama bazı konulardan mesela şimdi birazdan geliyoruz. Eşlik benzerlikten belki soru gelmeyebilir. Dönüşüm geometrisinden belki soru gelmeyebilir. O yüzden bunlara yüzde yüz yazmayacağım zaten. E, açı ortay, kenar ortay yükseklikten temel başlıklar olduğu için belki soru gelebilir. Ama üçgen eşitsizliğinden soru gelme ihtimali daha fazla, açık kenar bantından daha fazla... Pisagor yüzde yüz, 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 yüz. Pisagor'u bilmezsen sınavda kesinlikle bir belki de iki soru kaçırırsın. Bu çok önemli bir konu başlığı. Aman dikkat edelim diyorum ve eşliğe baktığımız zaman buradan soru gelme ihtimali birazcık daha düşük. Yani yüzde altmış civarında diyorum. Eşlikten e, aslında eşliğin kendisinden soru gelme ihtimali birazcık daha düşük ama benzerlikten soru gelme ihtimali birazcık daha fazla diye düşünebiliriz. Dönüşüm geometrisine baktığımız zaman yine burada da soru gelme ihtimali birazcık daha düşük. Öteleme baktığımız zaman zaten temel bir başlık. Yansıma temel başlık ama ardışık öteleme ve yansımadan soru gelme ihtimali yüksek diye düşünebiliriz. Ve en son konumuz yani geometrik isimlerden soru gelme ihtimali yüzde seksen diyoruz biz burada. Yani konuları gördük aslında sınavda da yazıda da çıkıyor ama soru gelme ihtimali bazı senelerde gelmediği için birazcık daha yüzde yüzden birazcık daha az. Dik prizmaların temel elemanları ve açılımından gelirse soru gelir. Dik dairesel silindirden belki gelir ama dik piramitten gelme ihtimali birazcık düşük hatta koniden daha da düşük diye şeklinde söyleyebiliriz hadi bakalım o zaman konu soru ve analizlerimizi yaptık Tonguç'um programımıza uygun ilerlemeye devam ediyoruz yazı kampımızı atlattık zaten yazılılara inşallah en güzel şekilde çalışıp en güzel şekilde başarılı olacaksın şimdi de geldik hızlı son tekrarlarımıza ve sonrasında artık neredeyse sınava çok çok az kaldı 2 Haziran'da sınavımız var hadi bakalım o zaman dersimize başlayalım <laughs> Bak bunu fazla uzatmayacağım. Bunlar zaten yenidesi soruyu görünce zaten bir gelecek sana. Yani sen zaten şimdi birazdan soruyu göreceksin diyecekler. Ya hocam ne anlattın ki bana? Ama temelimiz olmadan olmaz. Her zaman bu temeli hızlı da olsa, hızlı zaten adım üstünde, hızlı da bir tekrar etmemiz gerekiyor. 75 deyince hemen gelecek. Bak unutma bir sayının mutlaka mutlaka bir ve kendisi çarpanları arasındadır. Bir ve kendisi çarpanları arasındadır. Yani bir kere 75. Aynı zamanda 75'in çarpanlarını yazıyorum. Bu arada sana şunu göstermek istiyorum. Lütfen ama lütfen çarpanla bölenin aynı şey olduğunu bil. Ya niye anlatıyorsun ki Çünkü aşırı çok önemli olabiliyor bazı sorularda çözebilmek için. Mesela iki kere olmaz üç kere 25 diyeceğiz evladım. Dört kere olmaz beş kere 15 diyeceğiz ve bitiyor başka bir şey yok. 6 kere 7 kere 8 kere olmuyor. 15 kereye kadar geliyor. Zaten aynı şeyi bize yazmamıza gerek yok. Çarpanları nelermiş o zaman? 1 3 5 15 25 75 şeklinde diyebiliriz. 75'in çarpanları aynı için. Aynı zamanda bölenleri de. Unutma. Aynen öyle. 75'i 1 böler, 3 böler, 5 böler. Aynen öyle şekilde düşünemisiniz. Gelik asal çarpan armaya çok basit zaten. Bir tane çizgi çiziyorsun 80'in yanına. 2'ye böldün 40, 2'ye böldün 20, 2'ye böldün 10, 2'ye böldün 5, 5'e böldün 1 bitti bu kadar. İşte buradaki sayıların hepsini üslü ifade şeklinde bir 1 2 3 4 tane 2 var. O zaman 2 üzeri 4 çarpı bir tane 5 var. 5 üzeri 1 şeklinde yazabiliyoruz. İstersek 5 ile yazabilirsin Bu tarzda bilmemiz gerekiyor. 80'in asal çarpanına baktığımız zaman 2 ve 5 değil mi evladım benim? 2 ve 5'ten daha farklı asal çarpanı yok. Bunları zaten herkes biliyor. Fazla uzatmıyorum. Hemen seninle beraber EBOB EKOK ne kadar hızlı geçiyorum bakar mısın? EBOB EKOK'u hemen 2 saniyede yapalım sana beraber. EBOB'u EKOK'unu bulmak için 18 ile 20'nin EBOB'unu bulacağız mesela. 2'ye böldüm. 9 10. İkisini de aynı anda böldüğü için yuvarlak içine aldım. Veya yıldızda tabii hiç fark etmez. 2'ye böldük. 5, 9 bu şekilde kaldı. İkisini de aynı anda bölmedi. Ondan sonra 3'e böldük. 3, 5. Ondan sonra 3'e böldük. 1, 5, 5'e böldük 1. İşte ikisini de aynı anda bölenler bunların ebobudur. Ortak bölenidir evladım benim. İkisini de aynı anda bölmeyip hepsinin buradaki çarpımı da evladım benim ekoktur. 2 2, 4, 4 3, 12, 12 kere 3, 36, 36 kere 5, 180 çıkıyor bunların ekokları da diyebiliriz. Peki EBOB ekok problemlerinde ne bileceğiz? Sana çok hızlı anlatacağım. Küçük sayı şeyleri birleştirip eş parçaları birleştirip büyük bir parça oluşturursak... Ekok kullanacağız evladım benim sınavda da yani LGS'nin en favorisi Ekok. Onu söylemek istiyorum. Her sene Ekok sorusu çıkıyor. Burada ise eğer küçük büyük bir parçayı küçük parçalara bölüştüreceksek bak ebob bölüştürüyoruz. En büyük ortak bölen zaten hadi bölüştürüyoruz. O zaman da ebob kullanıyoruz diyebiliriz. aradan asal sayılar hemen iki saniyede göstereyim sana. aradan asal sayı 8 ile 15. Aralarında asal mı? O zaman diyeceksin ki ortak böleni var mı birden başka? Ortak böleni var mı birden Yok. başka? Yok. Ben 8 ile 15'in ortak bölümü yok ki. Dolayısıyla aralarında asaldır diyebiliriz. 17 ile 18. Ardı çıksaların hepsi aralarında asaldır. 10, 10 ile 11 mesela. 1 ile 2. 3 ile 4. Bunlar hepsi aralarında asaldır. 1 ile tüm sayılar aradansa. 1 ile 300 aradan asal mıdır? Aynen öyle aralarında asaldır diyebiliriz. 1 ile tüm sayılar. 1 ile 5. 1 ile 10. 1 ile 100. 1 ile 800. Hiç fark edemem aralarında asaldır diyebiliriz. Geldik. Bunların aralarında asal sayıların 4 ile 9 mesela EBOB'ları birdir, EKOK'ları da ikisinin çarpımıdır. Unutmayalım. 15 ile 30 aralarında asal mı? Hayır değil. Aa. 15 ile 30 aralarında asal değilse hatta birbirinin katıysa EBOB'ları küçük olandır, EKOK'ları da büyük olandır. Bunlar çok fazla çıkmaz. Şimdiden itiraf etmek istiyorum. Ve ilk sorumuzla beraberiz. LGS'deki ilk sorumuz yeni nesil sorumuz. Sadece bire ve kendisine bölünebilen birden büyük doğal sayılara asal sayılar denir demiş. LGS'ye hazırlanan Tongül Mayıs ayı boyunca kaç saat ders çalışacağını belirlemek için görseldeki takvimi kullanacak demiş. Mayıs 2024 takvimi. Tamam bakıyoruz Tongül ders yaptığı günün tarihine karşılık gelen doğal sayının yani mesela 10 on diyelim. 10'un mesela 10 Mayıs için 3 tane çarpanın olduğu günlerde 3, 2 tane çarpanın olduğu günlerde 2, Kalan günlerde ise 10 saat ders çalışacaktır demiş. Tamam vay be baya fazla çalışacakmış arkadaşımız. Tongül Mayıs ayı boyunca kaç saat ders çalışacaktır diye bize sormuş. Bir kere hemen bakıyoruz. Bize asal sayıları söylemiş. Asal sayılar bizim için önemli. Demiştik ki asal sayılarda iki tane çarpan vardır. Çünkü... Asal sayıları düşelim Mesela herhangi bir asal sayı. 5 beş diyelim. 5'in kaç tane çarpanı vardır? 1 kere 5. Kendisi ve 1. Kendisi ve 1'den başka asal sayıların çarpanı yoktur. Veya diyelim ki 3 üç diyelim. 3'ün çarpanları kaç tanedir? 1 ve 3. Veya diyelim ki 19. On 19'un dokuz. on çarpanları 1 ve 19'dur. Başka asal çarpanı yoktur. Yani asal sayıların sadece 2 çarpanı var. Dolayısıyla 2 tane çarpanın olduğu günlerde dediğimiz, 2 saat çalışacak dediğimiz günleri hemen göstermek istiyorum. 2 bir asal sayıdır. 3 bir asal sayıdır, 5 bir asal sayıdır, 7, 11, aynı zamanda 13, aynı zamanda 17, 19, 23, 29 ve 31 olmak üzere... ...toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gün boyunca asal sayı günleri olduğu için bunlar... ...ikişer saat ders çalışacakmış. 11 kere 2'den 22 saat buradan bir asal sayı günlerinden... E, saat geldi bize. Mesela 3 Mayıs'ta 2 saat, 5 Mayıs'ta 2 saat, 19 Mayıs'ta 2 saat çalışacak çünkü bunların sadece 2 çarpanı var asal sayılar oldukları için. Peki 3 tane çarpanın olduğu günlerde 3. Diğer günlerde ise 10 saat. Nasıl bulacağız? Şimdi hemen basit bir mantık düşünelim. Mesela 4'ün kaç tane çarpanı vardır? Hemen bulmaya çalışalım. Bir kere birin tek çarpanı var birdir. Bitti. O zaman bunda 10 saat çalışacak. Bunda 10 saat çalışacağını biliyoruz. Ama 4'ün kaç çarpanı vardır? Hemen 4'e bakalım. Bir kere 4 zaten kesin. 2 kere 2 toplamda 3 tane çarpanı var. Tam istediğimiz gibi bulduk. Şimdi ben bu çarpan bulmayı aslında bölen bulma olarak da değerlendiriyorum. Mesela dördün bölenleri nedir? Bir böler, iki böler, dört böler. O zaman bunun üç tane e, aslında çarpanı vardır. Dolayısıyla bunda üç saat çalışacak. Bunları da kırmızıyla gösterelim. Buna da kırmızıyla gösterelim. Bunu maviyle göstermiştik asal sayıları. Bunda kırmızı gibi. Mesela bunda 3 çarpan var. Devam ediyorum. 6'nın çarpanlarına bakalım. 6'yı 1 böler, 2 böler, 3 böler, 6 böler. Dolayısıyla 4 çarpanı var. Dolayısıyla bu değil. 8'in çarpanlarına bakalım. 1 böler, 2 böler, 4 böler, 8 böler. 4 tane çarpanı var. Bu da değil. E, onu 9'u ne böler mesela? 1 böler, 3 böler 9 böler başka da bölmez dolayısıyla bu tam istediğimiz gibi 3 çarpanı vardı. İşte böyle teker teker bulacağız. Çok da uzun sürmüyor. Merak etme. Mesela 10'un çarpanına bakalım. 1 böler, 2 böler, 5 böler, 10 böler. Dolayısıyla bu olmaz. E 4 tane değil, 3 tane çarpan istiyoruz. 12'nin bir sürü vardır. 12'nin 1 böler, 2 böler, 3 böler, 4 böler, 5, 6 böler, eee 12 böler. Dolayısıyla bu geçtik bile. 14'ün çarpanlarına bakalım. 1 böler, 2 böler, 7 böler, 14 böler. Bu da olmaz. 15'e bakıyoruz. Yine olmuyor. 16'ya bakıyoruz. Bir sürü çarpan var. 18'in 2, 3, 6 bir sürü var. 20'nin 2, 4, 5 bir sürü var. 21'e baktığımız zaman zaten 1 ve Kendisi otomatik geliyor. Bir tane daha fazla olması gerekiyor. Bu da 25 oluyor mesela. Hemen yapalım. 1, 5 ve 25 başka hiçbir bölün yoktur. Dolayısıyla bunu da işaretliyorum. Diğerlerinin her birisinde mesela 26'da 1 böler, 2 böler, 13 böler, 26 böler, 27'de mesela 1, 3, 9, 27 bak 4'e kadar geldik. 28'de daha fazla, 30'da daha fazla. Dolayısıyla sadece 3 günde de 3 günde de 3 saat ders çalışacak bu arkadaşımız. Yani toplamda 9 saat ders çalışacakmış. Peki bir de geriye kalan günler. Şimdi 11 gün ikişer saat çalıştı. Üç gün e, üçer saat çalıştı. Toplamda 11 artı 3'ten toplam 14 gün bitti. Peki bizim kaç günümüz vardı? 31 günümüz vardı. 31'den 14 gün çıkardığımız zaman e, toplamda kaç gün ediyor? 17 günde 17 günde normal e, onar saat çalışacak. O zaman 17 çarpı ondan da 170 saat buradan gelecek. Devam ediyoruz. 170 saat buradan gelirse 22 artı 9 31 artı 170 de toplamda 201 saat ders çalışması gerekiyor. Bu arkadaşımızın ilk sorumuzu böyle birazcık uğraştırıcı sorular geliyor. Hiç sorun değil. Hepsini teker teker uğraşacağız ve yapacağız. Hadi bakalım o zaman. Bir kıtasiyeti satılan iki test kitabıyla ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir demiş. Tamam sayfa sayısı bilmem ne falan filan. Kıtasiyeti bir günde A ve B kitaplarının satışından eşit miktarda ve toplamda 300 TL'den fazla gelir elde etmiştir demiş. Hayda tamam. Buna göre satılan A ve B kitaplarının toplam sayfa sayıları arasındaki fark en az kaçtır diye bize soruyor. Önemli bir soru tarzı LGS'de çıkmış sorunun bir benzeri onu da unutmayalım. Şimdi burada şunu unutmayacağız. Diyor ki bize ikisinden de eşit miktarda ve toplamda 300 TL'den fazla gelir elde etmiştir. O zaman mesela 300 TL gelir elde ettiyse 150 bundan, 150 bundan gibi olacak. Aynen, Allah Veya işte 500 TL gelir, elde, 250 bundan demek ki eşit miktarda gelir elde ediyor ve 300 TL'den fazla diyor. Şimdi bir kere bunun fiyatı 20 TL. Bunun fiyatı 25 TL. Dolayısıyla bunların eşit miktarda gelir elde edilmesi için mesela sallıyorum, buna sallıyorum. 20 TL'lik kitaptan 5 tane satarsa kaç lira eder? Kaç lira yapar? 100 lira yapar. 100 lira. 25 değerli kitaptan 4 tane satarsa yine 100 lira yapar. Bak eşit miktarda gelir. İşte onu bulmaya çalışacağız. Onu bulabilmek için de bunların en küçük ortak katını bulacağız. Yani aslında bulmamız gereken şey ekok. Ekok ile ekokunu bulacağız? 20 ile 25'in ekokunu bulacağız. 20 ve de 25'in ekokunu bulduğumuz zaman... ...2, 10, 25... ...2'ye böldük 5, 25... ...5'e böldük 1, 5... ...5'e böldük 1. Ekok bunların hepsinin çarpımıydı. 4 kere 5, 20. 20 kere 5, 100. Demek ki bunların ekoku 100. Bulduğumuz şey TL değil mi evladım benim? Evet TL hocam. De. O Te zaman küresi. 100 TL bulduk. Ne bu? Bunların ikisinin de ortak katı. Yani bundan da 100 lira, bundan da 100 lira demin de sana hesapladığım için kafadan hesap etmiş, para kazanmış olabiliriz. Peki kırtasiyeci arkadaş toplamda bundan 100 TL, bundan 100 TL kazansaydı toplam kaç lira e, kazanırdı evladım benim? 100 TL, 100 TL? 200 TL. Harika ama bizim istediğimiz ne demişti? 300 TL'den fazla gelir elde etmişti demişti ya. O zaman bunların katını alalım. Ekok bulduktan sonra genellikle arkadaşlar bunu mutlaka kafanıza kazıyın. Bir tane ön koşul verilir. 300 TL'den fazla gelir elde etmiş diyor Buna biz ön koşul diyoruz. Bu ön koşul genellikle insanların hata yapmasına yol açar. İşte buna uymayan kuru kafa necmi vardı mesela perişan oldu. İşte o yüzden ön koşula uyacağız. Ne demiştim? 100 TL'nin katını alacağız. 100 TL'nin katlarını söyler misin bana? 200 olur. 300 olur. 400 olur. Ama bizim bundan 100 TL elde ettiyse hadi 200'üne bakalım. 200 TL bundan 200 TL bundan elde ettiyseydi. Toplamda kaç TL olacaktı? 200 200 400. Harika. İşte bizde istediği 300 TL'den fazla oluyor mu evladım benim? Oluyor hocam. Evet, süpersin ve e, biz de en az farkı arıyoruz. O zaman daha fazla uçmayalım, daha fazla gitmeyelim. Daha fazla gidersek birazcık daha işler daha büyük sayılara dönüşür. O yüzden itidalli olalım, böyle gidelim. 200 200. Süpersin. Şimdi o zaman 200 200 bundan kazandı. Peki bundan 200 TL kazandı, bundan 200 TL kazandı. Bir tane kitap kaç TL Allah'ını seversen? 20 TL. O zaman 200'ü 20 bir kitabın fiyatına bölersem toplamda 200 TL kazandı. 20 bir kitabın fiyatıysa bundan 10 tane A kitabı sattı evladım benim. Burada ise 200 TL'lik gelir elde etti ve bir kitap 25 TL toplamda 8 tane B kitabı sattı evladım benim. Bize ne soruyor? Bize ne soruyor? Bak bak işleri iyice çılgılı çıkartıyor yani abartmışlar. Diyor ki satılan A ve B kitapların toplam sayfa sayıları. Yahu 10 tane A kitabında toplam kaç sayfa vardır? E, bir kitapta 75 sayfa var. O zaman 10 çarpı 75'ten 750 sayfa bunda yok mu evladım benim? Evet hocam. 750 sayfa bunda var. Buna bakalım. Bundan da 8 tane satılmıştı. E bir kitapta 90 sayfa olduğuna göre 80 çarpı 90'da 720 sayfada bundan satılmış. İşte toplam sayfa sayıları arasındaki fark en az kaçtır diyor. Buradan 750, buradan 720. 750 eksi 720'den 30 sayfa... Ee, ...cevabımız en az olabilir diyebiliriz. İstersek 200 yerine 300 alırdık... ...o zaman çok daha fazla sayfa sayısı farkı çıkardı. Cevabımızın 30 sayfa olduğunu söyleyebiliriz. Geldik hemen seninle beraber ne kullanacağız? Bir kere yahu gerçekten aşırı önemli bir tane kart göstermek istiyorum sana. Bu aşağı acayip önemli. Kırmızı kart önemli. mı hocam? Bu evladım. İki giller, üç giller ve beş giller kartı. Bakla giller. Gerçekten çok çıkıyor bunlar. Neden? Bunları lütfen bil. Yani elinde böyle bir kartın olsun. Birazcık alıştırma yapmadan önce ilk başta belki ısınırsın. Bu gözün önünde olsa odanın duvarına as lütfen. Rica ediyorum. Çünkü iki üzeri iki, iki üzeri üç, iki üzeri dört çok çıkıyor yahu 64'ü 2 üzeri 6'ya çevirmeyi becerebilmemiz gerekiyor. Veya 3, 81 görünce hemen 3 üzeri 4 yazabilmemiz gerekiyor burada. Veya 125 görünce 5 üzeri 3 yazacağız otomatikman. Bu çok önemli üstü gilleri bilmemiz gerekiyor. Ardından sayı üzeri 1 yahu ne uzatıyorsun sayı üzeri 1 sayının kendisidir. 5 üzeri 1. 5. Harika. 1 üzeri sayı da 1'dir. 1'in her kuvveti. 1 üzeri öküz. Hmm. Harika. Sayının sıfırıncı ha, kuvveti. 1 üzeri öküz budur hocam. Aynen. 1 üzeri öküz Birdir evladım bileyim Unutmayalım. Birin her kuvveti birdir. Sayının üzerinde sıfır varsa yine birdir. Ayı üzeri sıfır, sayı üzeri sıfır birdir. Onu söylemek istiyorum. Sıfırın üzerinde sayı varsa sıfırdır. Sıfırın her kuvveti sıfırdır. Uzatmaya gerek yok. Şimdi bunlar çok temel şeyler. Bunların fazla zaten çıkmıyor genellikle. Zaten biz üssü gelirleri çok iyi bilmemiz gerekiyor burada. Onu da söylemek istiyorum. Bir de hani belki bu bizim işimize çok yarar diyebiliriz. Mesela birinin 680. kuvveti. Hayda. Kaç lira ben söyler misin bana? Birinin 680. kuvveti. Bayağı zor kuvveti. hocam. Nereden bileyim ben? Kaçtır sence mesela? 680. Harika patladın. 680'de birinin her kuvveti birdir. Artı ha. 4960 üzeri 0. 4.960. Hayır 1'dir evladım benim. Sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. Cevabımız 2. Bu kadar basit mesela. Negatif üzere çift kuvvet. Bunlar ne kadar basit şeyler ya. Negatifin üzerinde bir çift kuvvet varsa sayı pozitiftir. Negatifin üzerinde tek kuvvet varsa sayı negatiftir. Onu da söylemek istiyorum. Mesela eksi 2'nin dördüncü kuvveti eksi bir sayı ama çift kuvveti olduğu için pozitiftir. 2'nin dördüncü kuvveti 16'dır. Artı 16. Eksi 3'ün üçün üçüncü kuvveti eksi bir sayının tek kuvveti olduğu için eksidir. Yani negatiftir sonuç. 3'ün üçün üçüncü kuvveti de yirmi diyebiliriz. Eksi birin. 50. kuvveti eksi bir sayının çift kuvveti değil mi evladım benim? Evet hocam. 50 çift olduğu için bu sonuç artı olacak. Yani pozitif olacak. Bir üzeri 50 de birin her kuvveti birdir diyebiliriz. E eksi birin 1453. kuvveti İstanbul'un fethi. Fethi 1453. Harikasın. Eksi birin 1453. kuvveti ya tek kuvveti de eksi bir sayıdır. Ve eksinin birin her kuvveti bir olduğu için eksi diye diyebiliriz. Negatif üsse bakarsak evladım benim. Bunun altında görünmez bir... 1 vardı. Harika. O zaman bunu ters çevir demek 1/3 demek aslında. Mesela burada 1/4'ü ters çevir. Buna göre yani eksi üste göre 4 bölü 1. Sonrasında da 3. kuvvetini al. 4 bölü 1'in 3. kuvvetini alırsak 4'ün 3. kuvveti 64'tür. 1'in 3. kuvveti 1'dir. Dolayısıyla salla gitsin 64 cevabımız. Üstün üstüne bakalım. Bu en önemli kısım. Çünkü işlemler yaparken hani dedim ya sana işlemlerden çok çıkıyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. 2 üzeri 6 üzeri 4. Ya bu ikisi çarpılır. 2 üzeri 24'tür. Burada ise ne yapacağız? 81'i hemen üstü giller. Hemen gel bakayım. Üçgillerden. 81 3 üzeri 4 değil mi? Adamım? 3'ün 4. kuvvetinin eksi 3. kuvveti şeklinde yazacağız. İşte bu ikisi çarpılınca da 3'ün eksi 12. kuvveti ediyor diyebiliriz cevabımız için. Bravo diyorum sana. Evet üstü ifade işlemesi de sınavda sorunun geldiği kısım ama demin öğrendiğimiz şey temelde, altyapıydı. Olmadan olmaz. Kusura bakma. O zaman tabanlar ayrıysa üstüselerde çarpmada 5'in 6. kuvvetiyle 5'in 3. kuvvetini çarptığınız zaman 5'in 6 artı 3 9. kuvveti ediyor. Burada ise burada ise üstler aynı ise 3 üzeri 5 6 üzeri 5. O zaman altları çarpıyoruz. 18 üzeri 5 üs aynen kalıyor diyebiliriz. Peki bölmede ne yapıyoruz evladım benim? Üstler tamamen aynı ise üstleri çıkartıyoruz. 5 üzeri 8 eksi 3. Ben bunu yazarak çıkarma taraftarıyım. Çünkü eksi sayı veriyor burada patlıyorsun. 5 üzeri 5 diyorsun. Burada ise üstler aynıysa tabanları bölüyorsun. 15'e bölünse kaç kalır? 2. İki. Harika. 2'nin üzerinde altı kalıyor işte. Bu kadar basit. Peki bunları hızlı bir şekilde tekrar ediyorum. Hızlı tekrar yapıyorum. O yüzden e, yavaş izlemek isteyen arkadaşlar varsa mesela 0.50 hız alsın, 0.75 hız alsın. Youtube'da var öyle ayarlamalar böyle. Hani e, noktalara bakıyorsun. Aa, ben diyorsun. de videoyu ikide denedim. Video e, yavaş alabilirsin. Birazcık daha yavaş izleyebilirsin. Çünkü ben hızlı anlatıyorum. Bazen... E, hocam tıklarım. rap kasetiniz var mı? Rap kasetim yok ama çıkartacağım. Bazı arkadaşlar da bu hızın bir de iki 2 çarpı Maşallah var diyorum. Bak 16'yı görünce hemen diyeceğiz ki yahu sen buradasın üstü giller işte bu kadar. 16 aslında 2'nin 4. kuvveti. 2'nin 4. kuvveti. E üzerinde üzerinde -1 vardı. Çarpı 8 aslında 2'nin 3. kuvvetiydi. 2'nin 3. kuvvetiydi. De üzerinde de 3 vardı. Sonra bölü 4 aslında 2'nin 2. kuvvetiydi. Hep bunları yapıyoruz ya. İnsan birazcık yorulur artık yeter yani. Ama hep bu şekilde yapıyoruz. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde sorular geliyor çünkü. Geldik hemen seninle beraber. 2'nin bu x'i üstün üstünden 2'nin eksi 4. kuvveti çarpı. Bu x'i üstün üstünden 2'nin 9. kuvveti 3 kere 3 çarpınca 2 üzeri 9 ediyor. Bu da 2'nin bu ikisi çarpınca iki çarpı eksi 2 eksi 4 ediyor. Bunlar zaten birbirini götürüyor. Oh be ne güzel iki üzeri 9 cevabımız ediyor. Oh be. Toplama çıkarmaya geldik senle beraber. Normalde normalde bak burada çok enteresan bir şey yazacağım. Bu müfredat dışı. Aa. Müfredat dışı. Gerçekten. Ya hocam kafayı mı yedin sen niye müfredat dışı bir şey anlatıyorsun bana? Gerçekten Hayır yemedim. Diyeceğim. Yani müfredat dışı bir şeyi sorabiliyorlar. Dolayısıyla şimdiden hazırlıklı olmamız gerekiyor. O yüzden ben de sana bunu diye ge göstermeden geçmemek istedim. Gerçekten müfredat dışı. Normalde üstlerine toplama diye bir şey yok. Ama basit kuralı göstereyim sana. Yani 4 çarpı 10 üzeri 8 ile 3 çarpı 10 üzeri 8 ile 10 üzeri 8'lere öküz dersek. Bak bu bir, bu bir öküz olsun tamam mı? Bu bir öküz olsun. Ö yazılım hatta. Bu da bir öküz olsun. 4 tane öküzle 3 tane öküz toplasana ne der evladım? Mandıra. Hayır. 7 tane öküz eder. Öküz neydi? 10 üzeri 8'dir. 7 çarpı 10 üzeri 8'dir. İşte bu kadar basit. Yani elma armut hesabı yapıyoruz. Üstü sayarda toplamada. Burada mesela e, 3 çarpı 5 üzeri 6 ile 6 çarpı 5 üzeri 5. Hayda diyeceksin. Gerçekten böyle bir soru geldi geçen sene. O yüzden bir şey söyleyemiyoruz artık. Yani müfredat dışı ama yapacak bir şey yok. Öğreneceğiz. Burada şunu düşüneceğiz. Diyoruz ki bak bu 5 üzeri 5. Bu da 5 üzeri 5 olsaydı keşke. O zaman 3 çarpı 5 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 5 diye bunu ayırıyorum. Yani 5 üzeri 6'yı sanki üst üste arada çarpmanın ters işlemi gibi ayırıyorum evladım benim. Eksi 6 tane 5 üzeri 5 diyorum. Bak sana 5 beş üzeri 5'ler aynı oldu mu? Öküzden aynı oldu mu evladım benim? 3 kere 5 kaç etti? 15. 15'ten 6 çıktı. 9 tane öküz oldu. 9 tane 5 cevabımızdır diyoruz. Bitti bu kadar. Geldik 2 üzeri 5'te 2 üzeri 5'i toplayacağız. Burada da çok basit. Elma Hanım hesabı yap lütfen. 2 tane 2 üzeri 5. 2 tane 2 üzeri 5 değil mi Elma Evet hocam. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Bu 2 üzeri 1 değil midir? Evet hocam. Bu 2 üzeri ise üstler, tabanlar aynıysa üstler toplanır. 2 üzeri 6 çıkmaz mı cevabımız? Çıkar İşte sınavda bu tarz sorular gelebiliyor. Aman dikkat et. Bu sayfa önemli. Belki bu soruda bu sayfadan bir soru gelecek. Hadi bakalım o zaman sen de böyle hemen hızlı bir şekilde çözüm geçelim. Yani çözüm çok basit. Virgülü göreceksin. Virgülü gördükten sonra e, virgülün hemen sonundakine 0, 1... Virgülün sağındaki de eksi bir, eksi iki, eksi üç diye böyle uzaklaştıracaksın. Sonra hemen Diyeceksin ki 4 çarpı 10 üzeri 1 artı 3 çarpı 10 üzeri 0 ki 1 de yazabildik yerine artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 3 pardon 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 şeklinde ...çözümlememizi yapıyoruz. Al sana çözümlenmiş hali diyebiliriz. Üstü ifade şeklinde. Peki geldik böyle çözümlenmiş halinin normal sayıya dönüştürülmüş hali. O zaman diyeceksin ki... ...ya kardeşim şöyle üç tane çizgi çek. Ondan sonra virgülü koy. Sonra bir tane daha üç tane çizgi çek. Ve virgülün hemen soluna ne demiştik seninle beraber? 0, 1, 2 diye yazalım demiştik. Virgülün sağına da... ...eksi 1, eksi 2 ve eksi 3 diye yazalım demiştik. Bak 3 çarpı 10 üzeri kaç bu aslında normalde? 10 yazıyorsa 10, 10 üzeri bir, 1. Görünmez bir 1 var. 10 üzeri 1. O zaman 10 üzeri 1'ler basamağına 3 yazdım. Bunu hallettim. Geldik buraya. 2 çarpı 10 üzeri eksi 1. 10 üzeri eksi 1'ler basamağına 2 yazdım. Sonra geldik bunu da hallettik. Buraya geldik. 10 üzeri eksi 3'ler basamağına da 5 yazıyorum. Buraya da 5 yazıyorum ve buna hiç gerek yokmuş demek zaten. Buna hiç ihtiyaç yok en başta zaten. Ama aradakileri de sıfırlarla doldurursam 30'tan binde 205 gibi korkunç bir sayı çıkıyor. Gerçekten çözümlenmiş halini bulmuş olduk. Şimdi onun dışında çok büyük çok küçük sayılarda da çok basit yöntemler var. Hemen onu iki tane de göstereyim sana. Mesela 308 ne bu ya? 1 2 3 4 5 6, 3 milyon 800 bin. Hayda. Of. Ben bunu diyorum ki 38 çarpı 10 üzeri kaç tane sıfır var? 1 2 3 4 5 tane sıfır yok mu? 10 üzeri 5 şeklinde yazabilirim diyebilirim. Veya burada mesela 5 çarpı bunun başında kaç tane sıfır var? 1 2 3 4 5 değil mi? O 10 üzeri -5 şeklinde yazabilirim. 5 çarpı 10 üzeri -5 şeklinde yazabiliyorum. Geldik bilimsel gösterime. Bilimsel gösterimde de eğer bir sayı bilimsel gösterimde gösterilecekse başta yazan sayı bir şey olacak? 1 ile 10 arasında olacak. Ve sonunda da onun bir kuvveti olacak. Ama doğal sayı kuvveti olacak unutmayalım. Onun bir pardon doğal sayı diyorum özür Onun bir e, tam sayı kuvveti olacak diyoruz. Peki ne demek bu? Ya gel senle beraber bakalım. 40 çarpı 10 üzeri 8. Ben bunu 1 ile 10 arasında yapmalıyım kardeşim. 4 çarpı 10 üzeri. Dikkat edelim. Ben buradaki sayıyı 40'ı... 4'e çevirirken aslında bir tane onu attım içinden. Yani bu sayıyı küçülttüm. O zaman bu sayıyı da büyütüyorum. 10 üzeri 8'i 10 üzeri 9 yapıyorum. 40 çarpı 10 üzeri 9 haline getirdim. Geldik buradaki sayıya. Buradakini de 1 tam 10'da 2 yaparım. 1 tam 10'da 2 yaptığım zaman bu sayıyı 1, 2 basamak büyüttüm. Ama yanındaki sayıyı da 2 basamak küçültmem gerekiyor. Eksi 4. kattan 2 kat küçülürsen kaçıncı kata düşersin evladım benim? Eksi 6. Evet süpersin. Eksi altıncı kata düşeriz diyoruz. Bu çok önemli. Eksi dörtten iki azalırsak eksi altıya düşeriz. Onu da söylemek istiyorum. Bunu büyüttüm. Bunu küçültüyorum çünkü. Evet o zaman fazla uzatmayalım. LGS'mizin oh, üçüncü challenge. sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuz gerçekten çok önemli bir soru. Üçüncü sorumuzda seninle beraber birazcık oyun yapacağız. Gerçekten oyunda içinde ben senin için Aa. kart hazırladım böyle. Birazdan onu çözeceğim. Göstereceğim sana. Evet şimdi şunu böyle kopmadan yapalım bakalım. Evet şu Hadi bakalım çok önemli bir soru. Çok güzel bir soru. Burada formülleri vermiş. Ya üst üstelerde tabanlar aynıysa üstler toplanır. Tabanlar aynıysa üstler çıkartılır. Bölmede çarpmada falan filan. Üstün üstü kuralını vermiş. A, N, M, e, A, N çarpı M şeklinde demiş. Ondan sonra negatif üst kuralını vermiş. Bize kuralları vermiş. Bu hep yaptığı bir şey zaten. Şimdi Ahmet demiş ki. Aş, Ahmet'ten önce aşağıda eş karesel bölgelerden oluşan iki farklı kart verilmiştir. Bu birinci kat, bu ikinci kat. Ahmet ikinci kartı birinci kartın üzerine kenarları çakışacak biçimde koyduğunda gözüken üstü ifadelerin birbirine oranı en fazla kaç olabilir diyor bize acaba. Unutmayın bak en fazla diyor ve koyduğunda gözüken üstü ifadelerin birbirlerine oranı oran ne demekti? Oran demek bölümü demek bunu unutmayalım. Zor bir soru. Onu da söylemek istiyorum. Eğer bu soruyu yapan bir arkadaş varsa gerçekten önemli bir soru yapmış. olur. Yani diyor ki bunu al diyor buraya koy diyor. Ne çıktı? Bir buçuk değil bir buçuk değil mi? Evet hocam. Buradaki sayıların birbirine bölümünün en fazla olabileceğini soruyor. Ya yapalım bak bunu koyduk zaten bak ne güzel. Ama öncesinde ne yapalım biliyor musun? Burası çok arbede olmuş burada gerçekten de ortalık birbirine girmiş. Bunu ilk başta ne yapalım biliyor musun? İkinin kuvvetleri şeklinde yazalım da rahat rahat bölümlerini yapabilelim. Ama öncesinde öncesinde hepsini yazmamıza gerek yok. Bak bunu koyduğumuz zaman bu iki sayı önemli mi evladım benim? Evet hocam. O zaman hemen yazıyorum. 4 üzeri eksi 4. 4 üzeri eksi 4. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Peki şöyle koysaydık ne olurdu? Aa. Aa. Peki şöyle koysaydık ne olurdu? Aa. Peki böyle koysaydık ne olurdu? Aa. Peki böyle koy, Aa. Aa. Peki, böyle koy... Aa, aynı çıktı. Ha o zaman diyorum ki ya bu bu iki sayı. Ya bu iki sayı, ya bu iki sayı, ya da bu iki sayı olduğunu ilk başta çözümlememiz gerekiyor. O zaman bu iki sayı, bu iki sayı, bu iki sayı, bu iki sayı olabilir. O zaman diğer sayılara bakmayayım yahu. Şu sayılarla uğraşayım. Yani mesela 8 üzeri eksi 3'ün ilk başta ne olduğuna bakalım. Neydi aslında bu? 2'nin 3. kuvvetiydi 8. Dolayısıyla 2'lilerden hatırlayalım evladım benim. Eksi 3. kuvveti 2 üzeri eksi 9'dur. O zaman bunun yerine 2 üzeri eksi 9 yazdım. Şimdi diğerine bakalım. 16 üzeri eksi 1. 16 üzeri eksi 1. 4'ün ikinci kuvvetidir 16. O üzerinde eksi 1 var. 4'ün eksi ikinci kuvvettir. Ee, ama bir daha yapalım. 2'nin ikinci kuvvetidir. Bu da eksi ikinci kuvvet olunca 2 üzeri eksi 4 ediyor. Burası da 2 üzeri eksi 4 ediyor. Peki buna bakalım birazcık da. 1 bölü 4 üzeri eksi 3. 1 bölü 4 üzeri eksi 3. 1 bölü 4 2'nin eksi 2. kuvvetidir. E üzerinde de eksi 3 var. O zaman 2 üzeri 6'dır. Hemen bunun yerine de 2 üzeri 6 yazdım. Ve buraya gelelim en son olarak da. 4 üzeri 4 üzeri eksi 4'tü. 2'nin 2. kuvvetidir. Ve bu da eksi 4. kuvvet olduğu için 2 üzeri eksi 8'dir. 2 üzeri eee eksi 8 diyebiliriz. Şimdi artık hepsini bulduk. 200 üzeri eksi 9, 2 üzeri eksi 8, 2 üzeri 6, 2 üzeri 4. Bunların hepsini bulduktan sonra diyeceğim ki yahu ben bunu bu şekilde koysam birbirlerine bölümünü soruyor değil mi bana evladım benim? Evet, birbirlerine efendim. bölümünü soruyorsa hemen sana bir kağıt alalım buradan. Tekrar tekrar burada çözeceğiz. Ya kardeşim bunun buna böleyim en fazla diyor bak bunun buna böleyim büyük olanı küçük olanı böleyim. Yani 2 üzeri 6'yı 2 üzeri eksi 8'e bir böleyim bakalım. Büyük olanı küçük olanı bölüyorum. Ne oldu? Üstler birbirinden çıkar. 2 üzeri 6 eksi eksi 8. İşte ben bu yüzden hata yapmamak için size bunu gösterdim. O Dolayısıyla eksi eksi artı eder 2 üzeri 14 çıktı. O zaman bir tane 2 üzeri 14 cevabımız var. Peki şöyle çevirdik. Bunu buna böleyim. Bunu buna böleyim ya hiç fark etmez. Ya küçük büyük olanı küçük ama büyük daha büyük 2 üzeri eksi 8'i 2 üzeri eksi 9'a vereceğim. Zaten bu daha küçük. 2 üzeri eksi 8 eksi eksi 9 bu ikisi artı ediyor. 2 üzeri 1 çıkıyor. Çok düşük. Güdük gibi çıktı zaten bu da. Hemen buraya bakıyorum herhalde benim. Burada da büyük olan bu küçük olan bu. 2 üzeri eksi 4 2 üzeri eksi 9 2 üzeri eksi 4 eksi eksi 9 2 üzeri 5 çıktı. Bu da olmadı patladı. Şimdi en son bu buna bölünsün. Yani 2 üzeri 6'yı 2 üzeri eksi 4'e bölüyorum. 2 üzeri 6 eksi eksi 4. 2 üzeri 10 çıktı evladım ben bunlar pozitif. Pozisyon... Demek ki cevabımızın 2 üzeri 14 zor bir soru ve güzel bir soru. Tam bir LGS ayarında soru. Tam bir LGS kıvamında soru. İşte bu şekilde bize onlarca işlem yaptıracaklar sınavda hiç üşenmeden takır tukur yapacağız. İşlem hızı LGS'de çok önemli. Geldik seninle beraber yeni nesil dördüncü. LGS'nin dördüncü sorusuna hoş geldin diyorum. Oo. Gerçekten artık dört gitti on altı kaldı. Challenge. Evet bir kırtasiye tutarı 80 TL ve üzeri olan alışverişlerden müşterisine hediye çeki kesmektedir, vermektedir. Tam teşekkür ederiz. Tankudun bu kırtasiyeden aldığı ürünler ve bu ürünlerin fiyatlarının çözümlenmiş hali, çözümlenmiş halini vermiş, tabalı vermiş. Sınavda da bu tarz bir soru çıktı geçtiğimiz senelerde onu söylemek istiyorum tabloda Tankut bu ürünlerin dışında bir tane de kalem satın aldığında kırtasiyeden hediye çeki olabildiğine göre wow. yuh maşallah. Kalem için editora en az kaç değerdir? En az demiş. Tamam bakalım. Şimdi ya niye çözümlenmiş halini vermiş şimdi? Aa. Biz normalde bunların normal hallerini bulsak mı acaba sen de Ne demiştik? Bunların normal hallerini bulabilmek için diyorum ki yahu 1, 2, 3, 1, 2, 3. Böyle yapıyorum. Hemen normal hallerini buluyorum. Bak, burası 0, burası 1, burası 2, burası eksi 1, burası eksi 2, burası eksi 3 de yazdım. Sonra diyorum ki, 10 üzeri birler basamağında 2 varmış, buraya 2 yazdım. Hop. 10 üzeri eksi birler basamağında 2 varmış, burada da 2 yazdım. 10 üzeri eksi 3 basamağında 5 varmış, bunda 5 yazdım. Bitti. Bunları hiç yazmama gerekiyormuş demek ki. 20 tam yüzde 25 çıktı mı öğrendim benim Evet hocam. Harikasın. Sonrasında deftere geçelim seninle beraber. Defteri de şuraya yapalım da karışmasın. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ben böyle yapmayı daha çok seviyorum. 0, 1, 2'yi biliyorsun zaten. 0, 1, 2, eksi 1, eksi 2, eksi 3 şeklinde yaptım. Defterin fiyatına baktığımız zaman da 10 üzeri 1'ler basamağında ne varmış evladım benim? 1 varmış. 10 üzeri 0'lar basamağında 8 varmış. 10 üzeri eksi 1'ler basamağında da 5 varmış. O zaman 18 virgül 5. Yani bunlara hiç gerek yokmuş zaten. Hatta bunu istersek de 18,50 TL diyebiliriz. Hani kuruş hesabı tam tutsun diye. 18 tam %50 TL. Peki geldik bu zımbırtıya. Burada da aynı şekilde yapalım evladım seninle beraber. Aynı şekilde 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hadi bakalım senle 0, 1, 2. Güzel bir soru. Gerçekten LGS'de hem kolay soru çıkıyor hem zor soru çıkıyor. Bu birazcık daha kolaylarından onu da söylemek istiyorum. Sadece işlem hızın gerekiyor. Hemen geldik mesela e ...şunları silmiştik unutmayalım. 10 üzeri sıfırlar basamağında 5 varmış. 10 üzeri eksi birler basamağında 7 varmış. 10 üzeri eksikler basamağında da 5 varmış. O zaman bunlara gerek yokmuş. Hoppa o zaman 5 tam 175. O zaman bu arkadaş bu fiy bu fiyatları ne kadar ödemiş Allah aşkına? 20 tam %25. On sonra 18 tam %50. Ve 5 tam %75. Bunları topladığımız zaman evladım benim... ...senle beraber hemen ikisini tane toplayalım evladım benim... 5 5 10 50 var 1. 2 5 7 7 daha 14. 1 de elde 15. E, ee, 1 de elde 15. Ee, ve aynı zamanda 8 5 3 e, 10 13. 1 de elde 14 çıkıyor. Ardından 2 1 3 4. Peki 44 tam %50 TL verdi mi bu arkadaş bunlara? Evet hocam. Ama 80 TL üzeri alışveriş yaparsa oluyordu. 80 TL ve üzeri. O zaman en az dediği için 80 TL olsun arkadaşım. 80'den 44 tam %50'yi çıkardığım zaman 35,5 TL eğer bu arkadaş kalem alırsa işte hediye çeki kazanmıştır. Geldik seninle beraber o zaman tam kare sayıları hemen yapalım mı? 1, 4, 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi. 9 4'ün karesi 16 süper 16 25 6'nın karesi 36 7'nin karesi 49 8'in karesi 64 9'un karesi e, 9'un karesi 81 bu şekilde 100 on sonra 121 144 169 lütfen bunları bil bunlar çok çıkıyor yahu gerçekten de e, buraya kadar çıkıyor hatta ben senin yerinde olsam 225'i bilirdim 225 15'in karesi ondan sonra 20'nin karesini bilirdim. 20'nin karesi kaç? 800. 400. 30'un 25'in karesi kaç? 625. 30'un karesi de 900. Ben olsam bunları bilirdim. Bak sana söyleyeyim. 15'in karesi. E, 20'nin karesi. Karesi yolları. E, e 25'in karesi özür dilerim. 30'un karesi. Ben bunların çok sınavda çıktığına şahit oldum. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi peki o zaman 36'nın kare nedir? Sor bakayım 36'ya. Sen neyin karesisin 36'ın? Kimsin sen? Sen neyin karesisin 36'ın? Sen neyin karesisin? E, söyle o zaman. Altının. Alt o zaman cevap altı bir tukar. 206 sen neyin karesi? Hmm. 16'nın karesi mi diyecek mi cevap olarak? 121 sen neyin karesi? 11. Harika süpersin. 8.100 sen neyin kar? Yuh nasıl bir şey? Ya? 90. 90 harikasın. 81 9'un karesi. Yüz de onun karesi 90. İşte bitti bu kadar. Onla dokuzun çarpımı. Peki geldik sınavda çıkar. Sınavda ne çıkar? Bu tarz sorular çıkıyor gerçekten. Birer kare ise şeklin çevresini soruyor bize. Bak sınavla gerçekten böyle bir soru çıkmış. Yine çıkmama ihtimali yok neredeyse. Yani bu tarz soruları çok seviyor Milli Eğitim Bakanlığı. Geldik bak 36. Bunun alanı 36 değil mi evladım benim? Evet. O zaman bir kenarı kaçtır? 6 kere 6 36. Harikasın. O zaman burası 6 santimetre. Burası 6 santimetre, değil mi? Süper. E burası 6 santimetre. E şurası da 6 santimetre de değil mi evladım? Benim? Evet hocam süper zekisin gerçekten olağanüstüsün. Peki geldik bu zımbırtıya. Bu 81 ise alanı. Bir kenarı kaç devre 9. Süper zekisin. E burası 9. E burası 9. E burası da 9 değil mi? Evet hocam. O zaman bu arada kalan pıtırcık ne kadardır? 3. Süper zeki. Gerçekten olan üstü. O zaman bir çevre soruluyorsa bize buradan başlayan bir yolculuğumuz var ve bu bahçenin etrafında Karınca olacak. gibi diyeceğim. 6. 9. 9. 9. 3. 6 ve 6. Toplamda kaç ödevli adım benim? 48 santimetre ediyor. Bunların hepsi toplasak 6, 9, 9, 9, 3, 6, 6'yı toplasak 48 santimetre ediyor diyoruz. Evet yaklaşık değerde ben o zaman sana bunu çıkartırım. Ha bu arada tam kare tablosunu çok iyi bilmen gerekiyor. Tam kare neydi? Birin karesi, 2'nin karesi, 30'un karesine kadar lütfen ezbere bil. Aşırı önemli, aşırı da güzel bir tablo bu. Lütfen bunu da odanın duvarına as diyorum tam kare tablosu. Ama tam kare tablosu kadar bir önemli bir şey daha varsa sayı doğrusunda tam kareleri gösterebilmek. Ne demek bu yahu? Ya ne demek istiyorsun saçmalama diyeceksin bana ama çok önemli. Gerçekten yaklaşık değer her sene çıktığı için çok karşımıza gelecek. Tam kare biliyoruz. Tam eyvallah biliyoruz. Karekök 70'in yaklaşık değeri nedir derse ne yapacağız bu tarz sorularda? Bu tarz sorularda hocam öncelikle ee, 70'e yakın hatırladığımız kareköklere bakacağız. Mesela diyelim ki ee, 81. Harikasın. 81 tam kareleri hatırlayacağız. Diyeceğiz ki, diyeceğiz ki ya bu sayı doğrusuna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yok mu herhalde? İşte bu aslında mesela 2 aslında karekök kök 4 demekti. 3 aslında kare kök 9 demekti. 4 karekök 16 demekti. Mesela 8 karekök kök 64 8'dir zaten biliyoruz. O zaman diyorum ki yahu karekök kök 70 dediğimiz şey hangi aralıktadır? E buradadır işte karekök kök 64 kare kök 81 arasındadır. O zaman 8 ile 9 arasında değil mi Allah'ını seversen? Peki hangisine daha yakın? 70, 64'e mi yakındır? Evet hocam. Yoksa 81'e mi yakındır? 70, 64'e yakındır hocam. Neden 64'e yakındır? Çünkü hocam 70, e, 64 arası 6 var. Evet. Ama e, 70 ile 81 arasında 11 var hocam. Harika ötesin. Dolayısıyla 8'e daha yakındır diyeceğiz. Çünkü kare yapmıyor zaten 8 demekti. Onu da unutmayalım. Şimdi şunu unutmayalım. Eğer bize A kare B şeklinde bir ifadenin çarpımı verildiyse... Ve bu karekökün içinde ise A kare dışarıya çıkar A diye. Ve içeride de zavallım B kalır. Yani A karekök B gösterim dediğimiz zımbırtı budur işte. Ne demek bu? Mesela karekök 80 verildiyse bize diyeceğim ki karekök 80 verildiyse 80 aslında 16 çarpı 5'tir. 16 neyin karesidir? Altının. Yuh. Dördün, dördün dördün. Dört diye dışarı çıkar o zaman on altı. Dört kare kök beş şeklinde yazabilirim. Dört kök beş diye de okuyabilirim bunu. Dört kare kök beş şeklinde okuyabilirim. Dolayısıyla dört kare kök beşi, kare kök sekseni çevirerek buldum. Peki tam tersini yapabilir miyim? Evet yapabilirim. İki dışarıya çıkmış ya, içeriye sokarsak da aslında ne diye girer biliyor musun? Karekök içinde bak A içeriye girerse A kare diye girer ve B, A kare B şeklinde gelir. Dolayısıyla iki içeriye girerse dört şeklinde girer 2'nin karesi 4 kere 5'te karekök kök 20'dir diyebiliriz. Bu da önemli. Şimdi yaklaşık değer sıralama sorularında işte bu taktiği çok kullanıyoruz. Mesela A kök B'yi biz ne yapmak zorundayız? A kare diye içeriye sokmak zorundayız. Mesela karekök kök e, 70 mi büyüktür evladım benim? E, 3 karekök kök 5 mi daha büyüktür? Hangisi daha büyüktür? Ee, karakök 70 daha büyük Aynı işte öyle peşin hükümlü olmayacaksın. Ne yapacaksın biliyor musun? 3'ü içeriye sokacaksın. Diyeceksin ki 3 içeri girerse 9 kere 5 diye girer. Karakök 45'tir. Karakök 70, Karakök 45 kıyaslamasını sonra yapacaksın. Burası da önemli bir ayrıntı diyebiliriz. Şimdi geldik Karakök 4 işlem. İşte sınavda çıkan kısım zaten burası. Sınavda 4 işlemi çok seviyor Milliyetin Bakanlığı. Çok basit. Buna ben normal sayılar diyorum. Bunlara da köklü sayılar diyorum. Normal sayıyla normal sayıyı çap. 2 kere 3, 6. Köklü sayıyla köklü sayı yap. 3 kere 5 de 15 ama kökün içinde olduğu için 6 kare kök 15 diyebiliriz. O zaman bu kadar basit. Aynı şey bölmede de var. No, kök, normal sayı zaten burada yok. Köklü sayı köklü sayı böldüğümüz zaman kare kök içinde 80 bölü 24 kare kök 4 o zaman 2'dir diyebiliriz cevabımız için. Karekök 12 ile karekök 18'i çarparken de A karekök B gösterimini kullanalım. Ne kadar karekökün içinden çıkarsak o kadar iyi. Yani ben bunun 4 kere 3 olduğunu biliyorum. Bunun da 9 kere 2 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla diyorum ki yahu bu sayı aslında 4 dışarıya 2 diye çıkarsa 2 karekök 3'tür. Bu sayı aslında 9 dışarıya 3 diye çıkarsa 3 karekök 2'dir. Ve son durumda 2 kere 3 6, 2 kere 3 6, 6 kare kök 6. Yani normal sayı ile normal sayıyı kare kök sayı ile kök, kare kök sayıyı çarpmış olduk. Şimdi sana pratik bir şey öğreteyim. Bu da çok çıkıyor sınavlarda. Kare kök 3 çarpı kare kök 3. Normalde kaçtır Allah aşkına? De kare kök 9'dur değil mi? E kare kök zaten 3'tür. İşte. Aa. Eğer ben kare kök 300 ile kare kök 300'ü çarparsam ne çıkar evladım benim? 200 çıkaracak. Harikasın. O zaman cevabımızın 3 olduğunu söyleyeyim. Mesela kare kök 5 çarpı karekök 5 o da 5'tir diyebiliriz. Bu da önemli bir yöntem. Toplama çıkarmada da elma armut hesabı yapıyoruz. Elma armut hesabı şöyle yapılıyor biraz. Benim basit bir mantık. Buna elma dersek eğer bak dikkat 4 elma, 8 elma daha, 12 elma, 2 elma çıkarsa 10 elma kalır. Dolayısıyla bunun cevabı 10 elma kök olduğu için karekökü yazıyorum. Burada ise Yine A kare 5 şeklinde çıkarmam gerekiyor. 16 çarpı 2'dir aslında 32. Bu da 9 çarpı 2'dir. Bak ne çıkıyor bu durumda? 16 dışarıya 4 diye çıkınca 4 kök 2 eksi. 9 dışarıya 3 diye çıkınca 3 kare kök 2 çıkıyor. 4 elmadan 3 elma çıkarsa 1 tane kare kök 2 yani 1 elma veya direkt kare kök 2 de yazabilirsin sınavda çıkabilir. Bunlar aşırı önemli. Hızlı tekrar yapıyorum merak etme. Ve geldik artık kare sonuna. karekök ondalık kare kökte şunu bilmemiz gerekiyor. Sıfır tam yüzde on altı değil mi Allah aşkına bu? Evet hocam. O zaman ben bunu on altı bölü yüzde on altı şeklinde yazabilirim. Sonrasında diyorum ki yüzde on altı ise kardeşim on altı dördün karesi dört diye çıkar dışarıya kare kökün dışına. Yüzde onun karesi on diye çıkar. Dolayısıyla dört bölü on yani sıfır tam onda dörttür diyebiliriz. Geldik aynı zımbırtıyı, aynı zımbırtıyı burada yapmaya. Diyorum ki ya bu da e, onda bir, yüzde bir, binde bir, on binde bir. On binde diyebilirim. E dört dışarıya iki diye çıkar. Çünkü dört ikinin karesidir. E on binde yüzün karesidir. 2 bölü yüz o zaman sıfır tam yüzde ikidir. Bunun cevabı diyebiliriz. Peki bir tam yüzde altmış onda Onda birler yüzde birler. Hemen diyorum ki ya 169 bölü 100'dür bu aslında. O zaman 169 13'ün karesi. Yüzde 10'un karesi. O zaman 1 tam onda 3'tür bu aslında şeklinde dışarıya çıkartabiliyorum. Şimdi doğal sayı yapan çarpanla bitiriyoruz artık. Merak etme karakök ifade çok güzel sorular geliyor. Gerçekten senle beraber LGS 5. sorusuna çok yaklaştık. Ama hiç sabredeceğiz çünkü sınavda da aynı sabrı göstermek zorundayız. Şimdi 4 karakök 5. 4 karakök 5'i ben doğal sayı... Mesela şöyle düşünelim. Karekök 3'ü ben doğal sayı yapmak istiyorsam karekök 3 ile çarpmam gerekiyor. Ne olur karekök 3 çarpı karekök 3 evladım benim? 3. Harikasın. İşte bu mantıkla düşünce. 4 karekök 5'e doğal sayı yapmak istiyorsak bunun karekökündeki ifadeyle çarpmam gerekiyor. O zaman karekök 5 ile çarpmam gerekiyor. Doğal sayı yapan çarpan işte burada karekök 5. Yani karekök ifadesi neyse oluyor. Karekök 5 çarpı karekök 5 kaç adet evladım benim? 5. E burada 4 var zaten. O zaman 4 kere 5'ten beşten cevabımızın 20 olacağını söyleyebiliriz. Şimdi karekök 12'ye geldik. Karekök 12'de ise karekök 12'de ise diyeceğim ki 4 kere 3'tür bu aslında. O zaman 2 karekök 3'tür aslında. O zaman ben 2 karekök 3'ü doğal sayı yapacak çarpımı soruyor. E nedir o da? Kareköklü kısmı. Yani karekök 3'tür diyebiliriz. Bunu da doğal sayı yapan. İstersen e deneyelim. Karekök 3 çarpı karekök 3. 3. 3 kere 2. Altı. Harikasın işte bu kadar. Bak doğal sayı çıktı. Doğal sayı yapmak istiyorduk ki o yüzden. Şimdi unutmayalım. Rasyonel sayılarla irrasyonel sayıların hepsi beraber ne diyor evladım benim? Gerçel. Gerçek sayılar veya gerçel sayılara diyoruz. Ben Süpersin. reçel diyorum hocam. Tebrik ki reçel diyebilirsin. bizim. Rasyonel ise irrasyonel sayılar nedir peki? Pi sayısı, karekök 2, karekök 3, karekök 5. Karekök e, 17 mesela. Bunların hiçbirisi karekökün dışına çıkamayan sayılar. Dolayısıyla bunlar irrasyonel sayılar. Veya 3 karekök 5 de bir irrasyonel sayıdır. Onu söylemek istiyorum. Veya karekök 10 da bir irrasyonel sayıdır. Unutmayalım. Çünkü bunlar karekökün dışına tam manasıyla çıkamıyor. Arkadaşlar bir hatırlatmam var. Tonguç Akademi'de tüm kitaplar dijital. Yani bir Tonguç kitabına sahip olduğunda hem fiziksel olarak kullanabiliyorsun hem de tat uygulaması üzerinden aktif edip istediğin zaman istediğin yerde soru çöz çözebiliyorsun. Ha dersen ki bana bu kitabın sadece dijitali yeter, o da mümkün. Onun için de yine TAS uygulaması üzerinden kitabın sadece dijital versiyonuna daha uygun bir fiyata sahip olabilirsiniz. O zaman hepinize iyi dersler. Geldik sana beraber LGS Oo, 6. Challenge. Gerçekten rengarenk bir soru gibi gözüken birazcık kasvetli bir soru olabilir dikkat edelim. Üst yüzeyine alanları 5 desimetre kare ve 6 desimetre kare olan görünen yüzleri kare şeklinde iki farklı peçete görseldeki gibi e, takıntılı bir insan tarafından diziliyor. Ve bu takıntılar... Şaka yapıyorum tabii ki. <laughs> ya, gerçekten böyle peçete dizerdim ben de. Hocam Mantolar... sıkıntılı mı bu evet, insanlar? Ben mesela yürürken o karelerin içine basarak yürümeye çalışırım. Sıkar mesela... mıydınız bazen? Hayır. O, o mesela şeymiş. Bir şeymiş takıntı göstergesiymiş ondan. Doktora söylüyorum. gittiniz mi hocam? Doktora gittim. Doktor dedi e, sen çok sınav, matematikte başarılı olacaksın dedi. O yüzden güzel bir şey. Hocam yüzden ben Şimdi, de geçen gün başım ağrıyordu. Doktora gittim. E, doktor dedi ki sende beyinsizlik var. Evet, tabii gidiyorum. Ya o görememiş içerideki cevheri. İki farklı peçede yerleştiriliyor böyle. Buradaki arkadaş da yerleştiriyor ama buradaki arkadaşın git işte taşıyor. Şimdi buradaki taşmış. Görebiliyor musun Serdar abi? Buna göre bir kenar uzunluğu desimetre cinsinden bir tam sayı olan desimetre söylemiş ki kafa karışsın bak bak bak. Bu masanın üst yüzüne çevre uzunluğu kaç santimetredir demiş. Aman Allah'ım santimetreyi çevremizi bekliyor. Şimdi bu masanın çevre uzunluğunu soruyor. Bak evladım benim burada yapmamız gereken şey şu. Burada dikkat et bu masanın bir kare şeklinde olduğunu biliyoruz. Ve burada bir iki üç dört beş tane yeşil peçete az geliyormuş değil mi masanın bir kenarına? Evet hocam. Şimdi bir kenarı kaçtır bu 5 desimetre kare zımbırtının? Alanı 5 ise bir kenarı kaç evladım benim? Ee, karekök 5. Süper dikizin karekök 5. Peki 5 tane e, yeşil e, peçetenin bu kenarları karekök 5, karekök 5, karekök 5, karekök 5, karekök 5. Toplamda 5 karekök 5 etmez mi evladım benim burası? Evet hocam. Harikasın. Hmm. Ve bu az kalmış. Yani eğer bu masamızın, masamızın e, bir kenarı olsaydı, bir kenarı buradaki 5 karekök 5'ten daha büyük olmaz mı evladım benim? Evet hocam. Peki. Burada ise taşmış. O zaman bu da küçüktür. Dikkat edelim. Bunun bir kenarı da karekök 6'dır ve 1 2 3 4 5 tane karekök 6'dan da küçükmüş masanın bir kenarı. Yani bundan daha küçük, bundan da daha büyük masanın bir kenarı. İşte sır burada. İşte bu sırrı yaptıktan sonra ee, Evet hocam. bu cevabımız. Bu sırrı bulduktan sonra diyeceğiz ki masanın masanın bir kenarı ne olabilir? E 5 karekök 5 neydi Allah aşkına? 5 karekök 5 5'i içeriye sokarsak eğer 25 diye karekök içinde 25 çarpı 5 burada da içeriye sokarsak 25 çarpı 6 o zaman Karekök içinde 125, karekök içinde 150 etti. O zaman masanın bir kenarı, masanın bir kenarı, masanın bir kenarı. Karekök 125 ile karekök 150 arasında bir değer. Ya karekök 125 ile karekök 150 arasında ne var ki Allah aşkına? Şu hemen sen hemen tam kare sayılara bakalım. Aa evet buna bakıyoruz. Karekök 125 buralarda bir yerde. Karekök 150 buralarda bir yerde. E sadece bu var. Neden peki? Çünkü ...masanın bir kenarı tam sayıymış... ...o zaman kaç olabilir ki? Kare kök 144. O da kaçtır çünkü? O da 12'dir. O zaman masamızın bir kenarı 12... ...desimetredir diyebiliriz. Çünkü desimetre hesabı yapmıştık. Aman dikkat edelim. O zaman masamızın bir kenarı 12 desimetre diyebilir miyiz evladım? Diyebiliriz. Ne soruyor bize? Çevre uzunluğunu soruyor. 4 tane kare şeklinde ya... ...o zaman 4 tane aynı kenardan vardır. 12 çarpı 4'ten... 48 desimetredir ve 48 desimetre santimetre sorduğu için kaç desimetredir Allah aşkına? 480. 480 santimetredir diyebiliriz. Çünkü bize santimetre sormuştu. Gerçekten önemli bir soru. LGS 6. soruyu da bitirdik. Sanki sınavda beraber sınavı çözüyormuş gibi hissedin lütfen. Sınavda teker teker patır patır soruları beraber çözüyoruz sizinle beraber. 6. soruyu da bitirdik. Hadi bakalım hayırlısı. Burada demiş ki bir kenar uzunluğu A olan karenin köşegen uzunluğu A kare kök 2 demiş. Tamam. A A A kare kök 2. Tamam eyvallah. Alanı sıfır tam yüzde dokuz metrekare olan kare şeklindeki fayanslar kullanarak bir odanın kare şeklindeki duvarı duvarın köşegeni ile fayansların köşegeni çakışacak şekilde görseldeki gibi kaplanıyor. Yani şuradaki köşegenler çakışacak şekilde görseldeki gibi kaplanıyormuş. Tamam 20 adet fayans kullanılıyor. Hmm. Burada 20 adet fayans varmış. Tamam. Bu duvarın yüzey alanı kaç metrekare? Yuh soruya bakar mısın? Aman Allah. Soruyu görünce insanın tabii morali bozuluyor. Bozulmuyor değil. aziz Ama aziz. alanı 0.09 olan kare şeklindeki fayanslar. yani şu fayansın bir tanesinin alanı alanı 0 tam dokuzmuş. Yahu alanı 9 olsaydı bir kenarı kaç olurdu? 3. E o zaman alanı sıfır tam yüzde bir kenara bulabilmek için kare kökünü almam gerekiyor. Alanı mesela 10 olsaydı bir kenarı kaç olurdu? Kare kök on. Aynen. O zaman kare kök sıfır tam yüzde dokuz alacağım. Buradaysa ne yapacağım? Diyeceğim ki yahu kare kökün baki tamam. Ama onda bir yüzde bir olduğu için yüzde dokuz haline getiriyorum bunu. Sonrasında yahu kardeşim dokuz üçün karesidir. Üç diye çıktı. Yüzde onun karesidir. On diye çıktı. O zaman cevabımızın sıfır tam onda üç olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi sıfır tam onda üç nedir? Sıfır tam onda üç metre bu fayansın bir kenarıdır. Yani şurası sıfır tam onda üç metre. E burası sıfır tam onda üç metre. Peki biz dikkat edelim. E, bu sıfır tam onda üçse mesela burası sıfır tam onda üçse burası sıfır tam onda üçse şu köşegeni kaçtır Allah'ını seversen? ...sıfır tam onda üçün... ...bak A, A, A kare köküydü... Ee, ...öküz, öküz, öküz kare köküydü... ...ayva, ayva, ayva kare 2. ...sıfır üç, sıfır üç, sıfır üç kare kökü. ...o zaman buradaki... Ka ...şey... E, ...köşegen sıfır üç kare köküydür. ...şimdi karışık şeyler yazdığımın farkındayım... ...ama bir yere varacağım bak şimdi... ...şimdi şu bir... ...iki, üç, dört, beş, altı, yedi... ...toplamda... ...yirmi tane varmış onlar... 20 tane 03 karekök 2 geliyor aslında. 03 karekök 2 geliyor veya 3 bölü 10 karekök 2 geliyor. Bu arada 3 bölü 10 da yazabilirsiniz bu arada. Onu söylemek istiyorum. Yani 3 bölü 10 karekök 2 de yazabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şimdi bunların hepsinin birleşimi şu büyük karenin bir köşegeni. Bir, bunu yazdım ben. Bu köşegeni yazdım. Şimdi 20 çarpı 03 zaten 6'dır. 6 karekök 2'dir. Yani şu uzunluk 6 karekök kök 2 imiş. Şimdi büyük açıdan bakalım olaya. Şimdi neydi? A A A kök 2 idi. E bir şey bir şey 6 kök 2. O zaman bu şey nedir? 6'dır. 6 6 6 kök 2. Bak işte. A A A kök 2. Öküz 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 kök 2. Hmm. Armut 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 kök 2. O zaman 6 6 6 kök 2. Aynı onun gibi düşüneceğiz. 0 3 0 3 0 3 kök 2. Bitti bu kadar. Dolayısıyla diyorum ki. Yahu 6 kök 2 ise 6 bir kenarıdır ve metredir. 6 metredir. Çünkü bütün hesapları metreye göre yaptık. Bize ne soruyordu? Yüze alanı kaç metrekaredir demişti. E, 6 6 ise 36 metrekaredir diyebiliriz. Karenin bir kenarı 6 olduğu için gerçekten zor bir soruydu. Hadi bakalım. Çizgi grafiği verilerin zamana bağlı değişimini göstermek için kullanılır. İşte sıcaklık artıyor. işte e, insan sayısı artıyor falan filan. Bunun gibi değişimleri gösteren veya azalıyor gibi değişim. Mesela sıcaklık günler değişim. Farklı durumların verilerini karşılaştırmak istersek mesela Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş e, ve Trabzonspor taraftarlarını karşılaştırmak istiyoruz. Ne yaparız? Hocam birincisi oy veririz, en fazla oy veren takım hangisisi olur? Ben tabii ki Osmanlı Sporu tutuyorum hocam benim yapacağım bir şey yok ama hangisi daha karlı, hangisi daha fazla taraftara sahip, onun için sütun grafiği kullanırız. Bu da önemli. Mesela 2019-2020'deki ve 2020'deki verilere bakmışız. A e, şey şirketi daha az kar etmiş 2019'da ama B şirketi daha fazla kar etmiş. 2019'da. Hatta nereden görebiliyoruz? 30 bin TL kar etmiş. Burada ise 20 bin TL kar etmiş A şirketi. Çünkü pembiş A şirketi. Burada vermiş bize referansı çünkü. Ama ikisi de 2020'de pandemiden dolayı ne olmuş evladım benim? Karları 10 bin TL'ye düşmüş. İşte bunun gibi şeyleri aslında grafik üzerinde okuyoruz. Veya pazartesi günü sıcaklık 10 dereceymiş. Sonra salı günü 14 derece. Çarşamba 14 derece. Perşembe 16 dereceymiş. Veya Daire grafiğinde ise bir bütünün parçaları hakkında parçaları hakkında bilgi vermek için kullanılıyor. Mesela hangi parti daha fazla oya sahip evladım benim burada evladım benim? Burada A partisi hocam. A partisi en fazla oya sahip. Ardından da D partisi geliyor muhalefet partisi olarak. B ve C de diğer muhalefet partileri. Aynen öyle. Yani bu, ulusal egemenlik Cumhuriyet Bayramımız. Harikasın. Çok partili hayata geçirmiş Atatürk bizi. Biliyorsunuz da inkılap tarihi dersinde görmüştük. A. Şimdi A partisi 120 derece Diğerleri ise 90 bu 90 derece toplamda kaç etti evladım? 120 artı 90. E, 210. 200, 210. 160'dan 160'tan çıkarsa 150 kalır. Bunlar da 75 75 miş. Zaten birbirine eşit olduğunu burada noktalarla vermiş. İşte bunları görüp hesaplama yapıp toplamda 360 derece vardır ve B C partisi eşit oya sahip, D partisi daha fazla olan, A partisi de en fazla gibi aslında karşılaştırmaları yapabiliyoruz daire grafikleri. Şimdi geldik grafikler arasında kesin çıkacak kısım da tam burası. Sütun ya da çizgi grafiği veriyor. Genellikle sütun grafiği veriyor. Onu uzatmaya gerek yok. Sütun grafiği veriyor ve bize neyi soruyor? Mesela bunun daire grafiğiyle bağlantısını veya daire grafiğe dönüşümünü soruyor. Burada yapmamız gereken şey şu: veriyi yani mesela burada e, A verisi var, B verisi var, C verisi var. A verisi mesela 30. 30'u toplama böleceğiz. Yani bütün BC'nin toplamını hepsine böleceğiz. Sonra bu değer aslında verinin buradaki açısının açısının toplama yani 360'a bölümü oluyor. Çünkü toplamda daire grafiğindeki açı toplamda kaç derece evladım benim? 360. İşte bu kadar. Bunu bilsen yeterli. Mesela karşımızda şöyle bir Tarkan, Elvan ve Bertan var. adayların seçiminde aylıkları oylara bakmışım. Tarkan kaç oy almış? Tarkan hocam yolla. Pardon Tarkan 8. Tarkan yolla dudu dilleri. Sen de bir şarkı söyle bakalım. Ee, şey, e, Biri neydi? bize. Veronik, hocam Tarkan'ın en güzel şarkısı çok biraz... acayipsin. Bir şey, Aynen. Bir şey saçma yapıyor, zaman şeyler. Tamam ki Tarkan evladım yani orada şey öpücük. E gönderir. ha öpücük okay. sevgi. Evet, sevgi. Sevgi. Şimdi Tarkan sekiz tane oy almış. Elvan dört tane oy almış. Bertan ise altı tane. Gerçekten Bertan. E Bertan daha havalı hocam bence. Daha havalı gerçekten. Şimdi adayların seçimde aldıkları oyları nasıl çevireceğiz daire göfeni? Aşırı basit. ...Tarkan 8 bölü... ...toplam oyu ne kadar Allah aşkına? Toplam oy 8, 6, 4... ...18. Dolayısıyla... ...8 bölü 18 eşittir. Açısını bilmiyoruz. Bölü 360. Burada... ...hiç işlem yaptırmayacağım sana. Ne yapacağım biliyor musun? Yahu bak dikkat et. Bu buna çevrilirken... ...20 ile çarpılıyor. Yani... ...eğer bir toplamı... toplam açıya çevirmek istiyorsak... ...20 ile çarpıyoruz... Aynı şeyi burada yapıyoruz. 20 ile çarparsan kaç eder? 160 derece. O zaman Tarkan'ın açısı 160 derece şeklinde gösteriyorum. Burası 160 derece. Top, bak yarısı bu arada dairenin bu, bu kadarı 180 derecedir. Onu da, onu da söylemek istiyorum. 160 derece Tarkan. Bravo diyorum sana Tarkan'cığım. Peki dikkat etti mi? Tarkan'la Elvan arasındaki ilişkine 8-4. Yani yarısı değil mi? Yarı yarıya. O zaman bu 160 derece ise Elvan kaç derecedir? 3, 2 320. Ya yarısı ya. ya 80. 80 harikasın. Bak şurada da o zaman Elvan arkadaşımızın 80 derecesi var. E geriye kalan arkadaşımız zaten Bertan. Gerçekten 160 80 da 240. 360'tan 240 çıkarsa 120 derecede Bertan diyoruz. Gerçekten çok önemli. Bu çevirmeyi sınavda soruyorlar. Rica ediyorum dikkat. Edin. Geldik hadi bakalım. 8. LGS sorumuza hoş geldiniz. Oo Hadi bakalım challenge'ımız başladı ve gayet önemli bir soru. Herkes yapmaya çalışsın. Gayet LGS'de çıkabilecek tarzda bir soru. Aşağıdaki daire grafiğinde 4 farklı iller LGS'ye giren 600 bin öğrencinin sütun grafiğinde ise bu illerdeki öğrencilerden bir Anadolu Lisesi kazananların yüzleri verilmiştir. Burada sayıca dağılımı verilmiş ve aynı zamanda burada ise evladım benim kazanan öğrenci yüzdesi verilmiş. Hmm. Ama tabii dört farklı ilden 600 bin tane öğrenci. Bütün Türkiye'den daha fazla sayıda öğrenci gidiyor. Onu söylemek istiyorum. Şimdi e buna göre verilen bu illerden toplam kaç öğrenci bir Anadolu Lisesi'ni kazanmıştır? Yani Anadolu Lisesi'ni kazananları soruyor. Gerçekten işlem karmaşası yaşayacağımız bir e, e, derse hoş geldiniz diyorum. Şimdi 600 bin öğrencinin dikkat ettiysen yarısı bak 60-30 kaç etti? 60-30 yarısı. <laughs> 60-30 kaç etti? E, 90. 90. 90-90 daha. 90, 90, 180. Toplamda 380, 360 180 çıkarsa burası ne kadar? 180. Süper zekisin. Yani yarısı İstanbul'muş. O zaman 300 bin öğrenci, 300 bin öğrenci İstanbul diyebilir miyiz evladım benim? Diyebiliriz hocam. Ve bunların da, bunların da İstanbul'da kazanan öğrenci yüzdesi yüzde kaçmış? 50. Harikasın. O zaman bunların da yüzde 50'si kaç eder acaba? Yüzde 50'si yarısı demek değil miydi? Evet hocam. O zaman 150 bin İstanbul'dan öğrenci kazanmış. Tebrik <laughs> ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten harikasınız diyoruz. Geldik diğerine. Şimdi İstanbul Hacı Yatmaz Fen Lisesi. Ankara'ya geldik. Ankara. Ankara'da 90 derece değil miydi? Şimdi ya e, 180 derece 600 binin yarısıydı. E, 90 derece dörtte biri değil midir bu evet pastanın? Hocam. Bu pastanın dörtte biri ise 600 binin dörtte biri 150 bin değil midir evladım benim? Evet hocam. 150 bin. Peki bunun da Ankara'nın da yüzde otuzu kazanmamış mı? Evet. Yüz ellinin yüzde otuzu kaçtır? Ha, zor bir soruya benziyor ama çok basit. Yüz elli binin yüzde otuzunu bulmak için yüzde otuza çarparım. Bununla bu gitti, bununla bu gitti. O zaman on beş kere üç kırk beş. O zaman kırk beş binde Ankara'dan kazanan var. Yani bir sayının yüzdesinin hesaplaması bilmen gerekiyor geçen, geçtiğimiz seneler. Onu da söylemek istiyorum. Geldik İzmir'e. İzmir'de maviyle gösteriyorum. İzmir gerçekten denizin ülkesi, denizin ile tebrik ediyorum kendim. Summer. Evet gerçekten. De. Şimdi geldik. Burada İzmir'de 600 binin 60 derecelik kısmı. Allah Allah ne olabilir ki? Alt bak şöyle düşünelim burada. Da. 180 300 bin değil miydi? Evet hocam. 180 derece. 180 derece 300 bin. Peki 60 derece 180'in 3'te biri değil mi? Evet. 180'i 3'e bölersek 60 derece çıkar. O zaman İstanbul'un 3'te biri olacak e, İzmir. Yani 300 binin 3'te biri kaç etti? 100 bin etti evladım benim. İşte bu sayının da bu sayının da İzmir'de de yüzde 25 kazanmış. O zaman yüzün yüzde 25 kaç lira alacak? 25 bin kazanmış diyebiliriz değil mi? Yani yüzün yüz binin yüzde 25'i. Geldik en son evladım benim Konya'ya. Gerçekten Konya ilimize hoş geldik diyoruz. Etli ekmeğin ülkesi, Mevlana'nın ülkesi. Bravo diyorum. Ee, en sevdiğim se şey ekmek ve et. Harikasını tebrik ediyorum. <laughs> Allah'ım yarabbim. Hamura Şimdi, doyamadım. 600 bin öğrenci. Bak, 180 derece yarısıydı. 180 derece yarısıydı. E, 90 derece dörtte biriydi. 30 derece, 180 derecenin altıda biri. Yani İstanbul'un altında biri olacak. Hep oranla yapıyorum. Yani İstanbul'un altıda biri 50 bin olmuyor mu Allah aşkına? Veya İzmir'in yarısı değil mi Allah aşkına? 60 derece evet, 30 yok. derece. 100 binin yarısı. 50 bin. Buradan da yapabilirsin. Hiç fark etmez. İzmir'in İzmir yarısı daha kolay oldu tabii. 60 derece 30 derece. Sonrasında bunun da evladım benim %10'u başarılı olmuş. 50 binin %10'u kaç eder? 5 bin eder. Şimdi başarılı olan arkadaşlarımın hepsini toplayalım. Tebrik ederim. Kendi, Kendilerini evladım benim. 150, 45 195 200 225 bin diyor. Evet olasılıktan kutudan rastgele bir top çekme deneyinde. Bak burada bir tane bir sürü top var. Tüm olası durumların sayısı kaç liralarını seversen? Ee, Kutudaki top sayısı. Aa. Bitti bu kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kaç etebilirim? 16 tane diyebiliriz. 16 tane çıkma ihtimali var kutudan. Çünkü kutuda on tane top var. Olası durumların sayısını soruyorsa... ...kutudaki top sayısı, işte e, bilmem nedeki... E, ...kart sayısı ve benzeri hepsini söyleyeceğiz. Çekilen topun renginin... ...mavi olma olasılığını soruyorsa... ...bir, iki, üç, dört tane... ...istenen durum... Bak olasılığın şöyle bir mantığı var. Olasılık hesabını... ...yaparken diyoruz ki... ...istenen durum... ...bölü... ...tüm olabilecekler. Tüm olabilecekler. Şimdi istenen durum veya olası durum sayısı diyebilirsin. Ben uzatmayayım diye tüm olabilecekler. Yani burada kaç tane mal var? Dört. Dört bölü olası durum sayısı kaçta? On altı. Dört bölü on Yani bir bölü dört. Hatta bunu biz istersek yüzde yirmi diye de yazabiliriz. Bunu da şu şekilde yüzde şeklinde de gösterebiliriz. Unutmayalım. Sarı ya da kırmızı olma olasılıklarına bakalım sana beraber. Baktık evet. Sarıdan kaç tane var evladım benim? Dört tane. E, kırmızıdan kaç tane var evladım benim? Beş tane. Peki e, sarı ya da kırmızı olma olasılıkları. Bir dakika pardon e, şöyle yapalım. E, burada çok özür dilerim. Çok özür dilerim. E, sarı ya da mavi diyelim buraya. Sarı ya da mavi olma olasılıklarına bakalım. Sarı ya da kaç tane top var evladım benim? Dört. E, maviden kaç tane top var evladım benim? Dört. O zaman sarı ya da mavi olma olasılıkları eşittir. İşte eşit olasılıklı olaylar konusuna hoş geldiniz. Mavi olma olasılığı kahverengi olma olasılığından daha mı fazla daha mı az? Maviden kaç tane var? Dört. Kahverengiden kaç tane var? İki. O zaman mavi olma olasılığı kahverengi olmasından daha fazladır diyeceğiz. Yani birbirinden fazla veya az olma durumu var evladım benim. Maşallah gerçekten de bravo diyoruz. Her durumda gerçekleşen olaylara kesin olay diyoruz. Gerçek mümkün olmayacak olaylara da imkansız olay diyoruz. Bunlar çok nadir çıkıyorlar, o yüzden geç. Geldik artık sınavın 9. sorusuna. Yani önümüzdeki kitapçıkta 9. soruya kadar beraber geldik sizinle beraber. Hadi bakalım, 9. soru yapabilecek miyiz? Zor bir soru e, gibi gözüküyor ama kolay bir soru. Merak etmeyin, gerçekten kolay bir soru. Aşağıda verilen altı mavi, altı yeşil, altı mor renkte topl e, karıştırılarak bir ve iki nolu kutulara eşit sayıda ve rastgele dağıtılıyor. Bir ve iki nolu kutulara karıştırıyor. Bak altı mavi, altı yeşil, altı mavi. Diyor ki sonra her iki kutudan da rastgele çekilen bir topun yeş ama ne demiş dikkat edin. Eşit sayıda ve rastgele dağıtılıyor. Burada toplamda kaç tane top vardı evladım benim? 18 tane top vardı. O zaman eşit sayıda ve rastgele dağıtırsa 9 top buna 9 top buna gelmez mi Allah'ını seversen? Evet hocam. Tamam o zaman toplamda 18 topu 9-9 ayırdık. Şimdi bu 9 top 9 topta nasıl ayrım yapacağız bakalım seninle beraber. Her iki kutudan da rastgele çekilen bir topun yeşil renkte olma olasılıkları birbirine eşittir. E o zaman ikisinde de eşit sayıda top var zaten. Yeşil renkli olma olasılığı eşit olduğuna göre... ...buna 3 tane, buna 3 tane koymuşuz ki... ...bunlar da demek ki 3 yeşil var... 3 yeşil var... ...ve yeşil renkte olması 3 bölü 9... ...3 bölü 9 yani birbirine eşit çıkıyor... ...bunu hallettik mi? Evet ha, hocam. İlk öncülüğümüzü hallettik... ...ikinci öncülüğümüze bakalım... ...iki no'lu kutudan rastgele seçilen bir topun... ...yani buradan seçilen... ...buradan seçilen rastgele seçilen bir topun... ...mor renkte olma olasılığı... ...mor renkler bunlardı... ...altı tane mor rengimiz var... ...bir no'lu kutudan rastgele seçilen bir topun... ...mor renkte olma daha azdır... Demek ki iki de daha az mor var. Hemen buraya yazalım. Sana böyle mor kalemimizi alalım. İki de daha az mor var diyebiliriz. Bizim söylediği şey bu. Mor renkte olması da bir noluktan rast geçen bir mor renkte olmasından daha azdır. 1'de daha fazla mor var o zaman. Çünkü toplamda altı tane mor var zaten. Peki ben bu morları nasıl dağıtayım Allah'ını seversen? Bak ne demiş bize? Bir nolu kutudan çekilen bir topun renginin mavi olma olasılığı en fazla kaçtır? Şimdi ben aynı zamanda bir nolu kutuda mavi renkli topun daha fazla olmasını istiyorum. O zaman mavi renkli toptan maviden daha fazla koyalım. Mavi fazla olsun burada da. Ama dikkat ederim. İkide daha az mor varsa e mor da fazla olacak bu topta bu kutuda mor daha fazla olmalı. E mavi de mor da daha fazla olacak. O zaman nasıl bir denge kuralım? Biz mavinin fazla olmasını istiyoruz. E mor daha fazla olmak zorunda. Çünkü ne demişti bize? İki de daha az mor var demişti. Bunu söylemişti bize. İşte bunu kurgulayan bir insan olarak diyeceğim ki ya o zaman üç yeşilin yanına, üç yeşilin yanına ben burada dört tane mor koyayım, dört tane mor koyayım. Burada iki tane mor koyayım. Neden? Çünkü toplamda dokuz top var ya. 3, dört, yedi etti. O zaman burada iki mavi kaldı sonradan. Burada ise üç, beş, üç, beş toplamda dokuz olduğu için dört mavi oldu. İşte benim istediğim mavi fazla olsuna uyumuş oldum. 4 mor, iki mor dediğim zaman. İstersem ...mor daha fazla olacak ki burada... ...üç mor, üç mor diyemem zaten... ...ama dört mor, iki mor diyebilirim... ...veya beş mor, bir mor diyebilirim... ...o zaman mavi sayımız azalıyor... ...o yüzden diyorum ki ben... ...dört mor, iki mor olsun... ...mavi daha fazla olsun... ...istediği olsun bu adamın... ...bak burada ne demişti... Ee, ...mor renkte olma olasılığı... ...bir nolu kutudan rastlayacağım... ...mor renkte olma daha azdır demiş... ...tamam buna uyduk... ...eyvallah... ...ama şunun da... ...daha fazla olabilmesi için biz buradaki mor sayısını abartmadık. Abartmadığımız zaman ne oldu? Bir nolu kutudan çekilen bir topun renginin mavi olma olasılığı. 2 bölü 2 bölü toplamda kaç top vardı? 9 vardı. 2 bölü 9. Yani bu kadar basit aslında tek işlem yapıyorum ama kurgularken birazcık zaman kaybediyorum. İster, bak 3 yeşil 3 yeşil zaten çok garantiydi. Bu garantiydi. E mor burada daha fazla olacaktı. Mor daha fazla olacak. Kesin. O zaman 3 mor üç mor olmaz. 4 mor iki mor olabilir. 5 mor bir mor olabilir. 6 mor 0 mor olabilir. Ama bir nolu kutudan çekilen topun mavi olma olasının fazla olması lazım. O zaman niye altı mor 0 mor diyelim buraya da mavilerin hepsini buraya koyalım. Biz deli miyiz? Buraya da mavi koyarız ve olasılığını arttırırız. Cevabımız 2 bölü 9 diyebiliriz. Şimdi en az bir bilinmeyen yani değişken x, y, z, a, b, c ve bir işlem içeren ifadelere biz cebirsel ifade ediyoruz. Bunun tanımı bu. Ama hiç de çıkmıyor merak etme. Mesela buradaki değişkenlere baktığımız zaman x ve y değişkeni var. x ve y var. Terimlerine baktığımız zaman 4x kare bir terimdir. 2x bir terimdir. Eksi 3 y bir terimdir. Eksiyi almayı unutmayalım. Ve 5 terimdir. Kat baktığımız zaman normal gördüğümüz sayılar 4, 2, eksi 3, 5, 4, 2, eksi 3 ve 5 gördüğümüz sayılardır. Ama eksisini yazmayı unutmuyoruz. Eksi çok önemli. Çok hataya yol açıyor. Sabit terim nedir dersek burada x kareli. Burada bak bu terimlere baktığımız zaman hiç e, değişken olmayan yani x, y, z ıvır zıvır böyle harf marf olmayan şeyler sabit terimdir. 5'tir sabit terim diyebiliriz. Şimdi işte geldik sınavda çıkacak soru yani LGS sorusu bundan geliyor bu arada onu söylemiştim. Şimdi 2 çarpı 3x eksi 2 diyelim. Burada yapmamız gereken şey şu aslında. 2'yi 3x eksi 2'nin üzerine dağıtmak. Böyle dağıtıyoruz. 1 kere 3x 6x ediyor. 1 kere eksi 2 eksi 4 ediyor. Cevabımız 6x eksi 4. Geldik buraya. X çarpı 4x eksi x kare diye diyoruz bize. O zaman diyeceğiz ki. Ya x çarpı 4x eksi x kare dersek eğer burada yine aynı dağılma özelliğini koyuyoruz ama dikkat edin x ile 4x çarpılırsa 4x kare eder. Eksi. x ile x kare çarpılırsa da x üzeri 3 eder. Yani x çarpı x kare bunu herkes hatalı dikkat edelim. x üzeri 1'dir aslında bu. Üstler toplanır. Çünkü 1 artı iki yani tabanlar aynısı üstler toplanır. x küp çıkıyor onu söyleyelim. Burada ise esas sınavda sorunun geldiği kısımlardan bir tanesi bu. Çarpmayı Dağılma özelliği ama çetrefilli bir dağılma. İlk başta diyeceğim ki x ile bu ikisini çarpalım. Sonrasında da yetmedi bir de eksi 1 ile çarpalım. Çünkü burada x ve eksi 1 var. İki tane ayrı şey var. Şimdi x ile 2x'i çarparsak eğer biz x ile 2x'i çarparsak 2x kare eder. x ile 3'ü çarparsak artı 3x eder. Eksi 1 ile 2x çarparsak eksi 2x eder. Eksi 1 ile artı 3 çarparsak eksi 3 eder. Sınavda bunlar çıkıyor. Onu da söylemek istiyorum. Burada dikkat edelim. Bu ikisi benzer terim olduğu için toplanır. 3x eksi 2x 1x eder. Dolayısıyla 2x kare aynen kalır. Tamam. Ondan sonra bu ikisinin toplamı olan artı 1x kalır. Bu ikisinin artı 1x eder çünkü. Bir de eksi 3 vardır. Bunu da unutmayalım. En sade hali sınavlarda hep genellikle en sade halini sorarlar. Sınavda bulamazsınız çıktı yoksa. Benzer terimleri mutlaka toplayıp çıkarmak gerekiyor. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi geldik bu zımbırtıya. Bu zımbırtıda da normal çarpma var. Dağılma özelliği var zaten. Ama burada birazcık işleri bulandırmış bir de para eksik falan koymuş. Birazcık işlem hatası yapalım diye. Hemen çarpalım seninle beraber. 4 kere x 4x. 4 kere x 3 eksi 12 diyoruz. Geldik sonra. Eksi 2 çarpı x eksi 2x. Eksi 2 çarpı eksi 2. Dikkat edin. Bu x, bu 2 değil artık. Bu eksi 2 çarpı eksi 2 artı 4 diyoruz. İşte işte hatası yapılacak şey bu. En sade halini soruyorsa da benzer terimler toplanır. 2x benzer terimler toplanır. Eksi 8'dir. 2x eksi 8 cevabımız. Bu önemli işte. Bu sayfadan %100 yüz soru geliyor. Onu da söylemek istiyorum. Peki geldik özdeşliklere bakalım sana beraber. Özdeşliklerde tabii iki kare farkı özdeşliğimiz var. O da çok önemli. İki, i̇ki kare farkı özdeşliğinde şunu bilmemiz gerekiyor. Bir şeyin karesinden bir şeyin karesi çıkıyorsa o iki şeyi birbirinden çıkar, sonra bu ikisini topla ve çarp birbirleriyle. Yani mesela 9x kare eksi 16. Bu neyin karesi 9x kare evladım be? Ee, X karenin. Hayır. 3x karenin. 3x karenin. 3x'in. 3 xin harika öttüsün. Bu sen 3x'in karesi. 16 sen neyin karesi? 4, 4. 4. O zaman 3x eksi 4, 3x artı 4 diyoruz ve bunları birbirleriyle çarpıyoruz. Bitti o kadar. Gelik art a artı b'nin karesine a artı b'nin karesine a'nın karesi yapıyorsun, artı b'nin karesi yapıyorsun ama dikkat et, Araya araya bu ikisinin çarpımının ilk katını da ekliyorsun. Artı 2ab'yi ekliyorsun. Aynı şekilde a eksi b'nin karesinde a kare artı b kare yapıyorsun. Çünkü Eksi B'nin karesi yine artı B kare eder. Ama bu ikisinin çarpımının iki katını ortaya ekliyorsun. Ama bu sefer eksi 2 AB diye. Çünkü bu ikisinin çarpımı eksi AB'dir. İki katı da iki, eksi 2 AB'dir. Dolayısıyla A kare artı B karenin arasına ya artı 2 AB giriyor ya eksi 2 AB gidiyor. Mesela X artı 4'ün karesi nedir derse diyeceğiz ki X'in karesi artı 16 değil mi? 4'ün karesi 16'dır. Bu ikisinin çarpımı x kere 4, 4x. 2 katı 8 artı 8 x'i de ekliyorsun. Buradan şekilde 2 x'in karesi 4 x karedir. Eksi 1'in karesi artı 1'dir. Bu x'in çarpımı 2 x'tir. 2 katı 4 x'tir. Eksi 4 x'i de buraya yerleştiriyorum. Bunu görünce de bunu hatırlayabilmemiz gerekiyor. Önemli. Biliyorum beyniniz yandı ama bunlar %100 çıkacak. Onu da söylemek <laughs> geldik ortak parantezi alma. Ya bu ne kadar basit bir şey. Fazla uzatmıyorum. Burada ikisinde de iki tane terimde de x var. X parantezini alıyorum. Bundan 4 kalıyor. X'i kapattığımız zaman bundan zaten x çarpı x olduğu için x kalıyor. X e, 4 x x şeklinde geliyor. Burada ise hepsinde x var. O zaman x parantezini alıyorum. E, diyorum ki x kare çarpı x x küp eder. Eksi x e, çarpı 4 x 4 x kare eder artı 1 çünkü x kere bak bunu dağıttığım zaman aslında bunun çıkması gerekiyor. O da aklınızda kalsın. Bunlar çok fazla çıkmıyor. Onu da söylemek istiyorum. Yani bunlar gerçekten de çok fazla çıkmıyor. Ama yine de bilsek iyi olur. Mesela burada burada e, x parantezine alıyorum. 4 eksi x kare karşımıza çıkıyor. Ama bitmiyor. Neden bitmiyor? Aslında aslında 4 eksi x kare de sen 2'nin karesisin, sen x'in karesisin diyerek 2 kare farkı yapılabilir. Bak ne oluyor? 2 eksi x, 2 artı x'in çarpımı da 4 eksi x karedir aslında. Başta da x vardı. Yani çarpanlara ayrılmış biçimi bu oluyor aslında bu zımbırtının. Veya 25 a kare eksi b kare. E Gördüğün zaman diyeceğim ki ya bu 5 a'nın karesi, bu da b'nin karesi. 5 a eksi b, 5 a artı b, Bunları da yan yana çarpayım. Veya bunu gördüğüm zaman diyeceğim ki ya bu x'in karesi bu 4'ün karesi. Bu ikisinin çarpımının iki katı da burada var. O zaman diyeceğim ki ya bu aslında x eksi 4'ün çünkü burada eksi var dikkat edelim. Karesinin açılımıdır bu aslında. Yani tam karedir diyeceğim. Veya veya bu zımbırtıya bakacağım. işte burası kazık. Gerçekten kazık. Burada ilk başta x parantezini alacağım. Diyeceğim ki x kare artı 10x artı 25 diyeceğim. Çünkü hepsinin içinde x var. x küp aslında x çarpı x kare. 10x kare eşittir x çarpı 10x aslında. Bunları çarpayım. Bu da 25 çarpı x aslında. Hepsinin içindeki x'lerin hepsini aldım. Geriye kalan zımbırtıları parantezin içine yazdım. Sonra dedim ki ya bu x'in karesi bu da 5'in karesi. E sonrasında bu x bu 5'in karesi ise ya bu x'in çarpımının ilk katı da burada var. 5x'in ilk katı 10x eder. O zaman diyorum ki yahu bu x çarpı bu aslında x artı 5'in karesidir şeklinde çarpanlarına ayırabiliyorum. Evet fazla uzatmayalım artık. 10. sorumuza geldik. Birinci dönemin son konusunun sorusu. Kemal Bey bir kenar uzunluğu y metre olan kare şeklindeki bahçesinin iki köşesini, tavanları kare o kare diyorum, kare şetinde ve kenar uzunlukları, Karekök 5x bak görüyor musun karekök kardeşim? Ve 2x metre olan iki kulübe inşa ediyor. İki tane kulübe inşa etmiş. Tamam. Buna göre Kemal Bey'in bahçesinde kalan yeşil renkli bölgenin santimetre kare cinsinden bak bunlar metreye dikkat edelim. Veren cebisel ifadenin ayrılmış hali nedir demiş. Aslında çok basit. Ya yeşil renkli alanı bulabilmek için ne yaparız biz? Bütün alandan bütün alandan bu iki tane kulübeyi çıkarmaz mıyız? Evet hocam. Bütün alan nedir? Bunun bir kenarı y'ydi. Y karedir. Çünkü kare şeklindeydi değil mi? Kare şeklinde. Peki bu bunun alanı nedir? 2x'in karesi. 2x'in karesi. E bunun alanı nedir? Karekök 5x'in karesi değil mi Allah'ını seversen? İşte bu kadar. Yani bizim yapmamız gereken şey bu alandan bu ikisini çıkarmak. Peki y kare zaten y karedir. 2x'in karesi 4x karedir. Karekök 5x'in karesi. Karekök 5'in karesi nedir evladım benim? 5. Harika. 5 x'in karesi de x karedir. 5 x kare. O zaman yapmam gereken şey aslında y kareden y kareden bu ikisinin toplamını çıkarmak. İkisinin toplamı zaten 9 x kare. Ayarlamışlar. Ne güzel ayarlamışlar. Oh be. O zaman y kare eksi 9 x kare. E bunu yapmak için hangi özdeşliği hatırlayacağım? Hangi özdeşliği hatırlayacağım? Kare, kare e, özdeşlik ve kardeşlik türküsü hocam. Bir yere farkı. Bu y'nin karesi. Bu da 3 x'in karesi. O zaman diyeceğim ki yahu y eksi 3x y artı 3x bu ikisinin çarpımıdır diyeceğim. Ama dikkat edin y kare eksi 9x kareye ulaştıktan sonra bunu ulaşabiliyoruz. Evet geldik LGS'de 11. sorumuz artık soruların yarısını bitirdik mi evladım benim? Evet hocam. Harikasın şimdi kıl bir soruyla karşı karşıyayız. Berber sorusu hocam? Hayır berber sorusu değil evladım benim. Kıl deyince ben Kuaför. Birinci şekilde sarı renkli dikdörtgen karton üzerine yerleştirilmiş iki adet mavi renkte eş dikdörtgen karton göstermiştir. Tamam şöyle bir dikdörtgen karton varmış demek ki tabi bunu siz göremiyorsunuz birazcık şu normalde büyük bir sarı renkli bir şeydi sonra iki tane eş dikdörtgen mavi karton yerleştirilmiş. Mavi renkli kartonlardan biri şi, ikinci şekildeki gibi sağa kaydırılınca mavi renkli kartonların birer kenarları 4 cm temas ediyormuş. Tamam yani buradaki kartonu böyle kaydırmışız. Buna göre ikinci şekilde gözüken sarı renkli bölgenin santimetre kare cinsinden alanını veren cebirsel ifadeyi bulalım demiş. Hayda şimdi buradaki sarı renkli bölgenin alanını veren cebirsel ifadeyi soruyor. E, basit. Neden basit? Şöyle düşünelim. Şuradaki mavinin bir kenarı 4x artı 4 değil mi devralım derim. Evet hocam. Tamam. Şimdi şu kenar da o zaman 4x artı 4'tür değil mi? Hmm. E Şurası dörtmüş. O zaman buraya ne kalır? Şimdi bak bu ikisinin toplamı burası 4x artı edecek. O zaman burası 4 ise buraya da 4x kalır. Değil mi Erhan Bey? Evet hocam. E, burası 4x kaldı. Harika. Aynı şekilde buradaki mavinin bu kenarı da 4x artı 4 değil midir? Sonuçta kaydı bu tarafa ne olacak? 4. E, burası 4 ise buraya da 4x kalır. O zaman aslında bize bul diye söylediği bu sarı renkli bölgelerin bu dikdörtgen bölgelerin birer kenarlarını bulduk. 4x, 4x. Diğer kenarlarını bulduk mu bitti? E çok basit o da. E bunun hepsi 4x artı 4 değil mi öyle benim? Evet hocam. E o zaman bu 4x artı 4 ise yarısı kaçtır? 2x artı 2'dir 4x artı 4'ün yarısı. E burası da o zaman 2x artı 2'dir. İşte o zaman bak dikkat et. Şu sarı renkli bölge ve şu sarı renkli bölgenin toplamını soruyordu. Zaten birbirine aynı dikkat etsen. 2x artı 2 çarpı 4x. Bu arada farklı yollarla bu soru yapılabilir. Bir tanesini bulacağız. Sonra 2 ile çarpacağız. Hemen ne yapıyoruz? Böyle dağıtıyoruz. Tersten de dağıtılır. İstersen başa darsın. ister, ister sona yaz. Hiç fark etmez. 4x çarpı 2x. 8x kare. 4x çarpı 2 artı 8x etti. Sonra bu sayıyı bulduğumuz sayıyı da bir de 2 ile çarpacağız. Çünkü iki tane sarı bölge vardı. 16x kare artı 16x. Peki şıklarda bunu bulabilir misin? Bulabiliriz. Bulabilirsin. Belki de bulamayabilirsin. O yüzden çarpanlara ayrılmış halini de göstereyim sana. Bunları ortak parantez yapalım mı seninle beraber? İkisinin içinde de 16x vardır. 16x e ne çarpılırsa 16x kare eder? X artı. 16 x e ne çarpılırsa 16x eder? 1. X artı 1. Yani çarpanlara ayrılmış versiyonu da bulur. Sınavda bu da şıklarda çıkabilir, bu da çıkar çıkabilir. O yüzden, o yüzden çarpanlara ayırma metotlarında çok iyi bilmemiz gerekiyor dedik. Birinci dereceden bir milyar denklemlere çözme yöntemlerini hemen sana göstereyim. Aşırı basit. Diyeceğiz ki yahu bunun paydasına bir diyorum. Bütün paydaları eşit diyorum. Bunu 3 ile genişletiyorum. Bunu iki ile genişletiyorum. Bunu altı ile genişletiyorum evladım benim. Dolayısıyla 3 x 3 bölü 6 artı. Neden? Çünkü bununla bu ikisini çarptığım zaman 3x 3 etti. Sonra evladım benim 2x bölü 6 eşittir 12 bölü 6 diyorum. Bütün paydalar birbirini götürdü. Ve son durumda 3x-3 artı 2x 5x-3 eşittir 12 çıktı. Sonra 5x eşittir 3 karşıya artı diye geçiyor 15 her iki tarafı 5'e böldüğüm zaman x eşittir 3 çıktı. İşte ilk denklemimizi çözdük. Denklemimizin çözüm kümesini bulduk seninle beraber. Burada çözüm da mesela, sizsiniz Türkiye. Haydalı bir denklemde de yine aynı metodu yapıyoruz. bu sefer işler dışlar çarpımı yapabilir Çünkü payda eşitlemeye gerek olmayabilir. İster payda da Mesela bunu 2 ile bunu 3 ile genişletebilirim ama ben işler dışlar çarpmıyorum. Aynı şey oluyor. Bak dikkat et. Buradaki sayıyı 2x artı 1'i 2 ile çarpıyoruz. Eşittir. 3 çarpı x eksi 1 ediyor. Sonra zaten keko. Bu ikisini çarptığımız zaman 4x artı 2 eşittir. 3x eksi 3 çıkıyor. 3x'i artı 3x'i karşıya geçirirsen eksi 3x olur. 4x eksi 3x eşittir. E, artı 2'yi karşıya geçirsen eksi 2 olur. O zaman x eşittir. Eksi 5 çıktı diyebiliriz. Bunlar basit şeyler. Şimdi koordinat sisteminde de 4 tane bölge var. X ve Y sistem şeylerini buna ne diyorduk? Biz absis diyorduk bu arada. Diğer havalı adları bunlara da ordinat diyorduk. Yani yatay da diyebiliriz buna. Yatay eksen. Buna da dikey eksen diyebiliriz. Unutmayalım. Şimdi X'te dikkat edelim. Bu birinci bölge. Yani sağ üst bölge birinci bölge. Sonra birinci bölge, ikinci bölge sonra üçüncü bölge sonra dördüncü bölge şeklinde devam ediyor diyebiliriz. Peki geldik A noktası. A noktası. Ee, acaba A noktası koordinat sisteminde hangi bölgede? İkinci bölgede. Peki nedir koordinatları dersen? İşte koordinatlarını ilk başta x'ini sonra da y'sini buraya yazacağız. Nasıl yazacağız? Diyorum ki x'i eksi 1 eksi 2. Eksi 2 buraya yazdım. Virgül. Y'si de 1, 2, 3. 3'ü de buraya yazdım. Eksi 2 ve 3 olduğu için 3'ü de buraya yazdım. Aynı şekilde B noktasına bakalım. 1, 2, 2 buraya yazdım. E, yüksekliği 0 zaten. Y 0. Yerde çünkü. Yerde duruyor arkadaşlar. Mesela burada x'i eksi 4, y'si de eksi 2. Eksi 4'e eksi 2, c noktası. Eksi eksi ip eksi hocam. O Süperlik. sende miydi? Bunlar, bunlar çok fazla çıkmıyor birazdan benim. Peki geldik doğrusal ilişkilerde işte sınavda çıkacak soru tarzına. Sınavda çıkacak şey şu aslında. Y eşittir başlangıç bu formülü acayip iyi ezberle çünkü bir tane sorusu net var belki iki soru. Başlangıç artı veya eksi bazen azalma oluyor, eksi oluyor, artma oluyor, artı oluyor. Değişim çarpı x şeklinde bir formülü var. Yani o zaman y eşittir başlangıç artı değişim çarpı x. Eğer değişim artan yöndeyse yani bir grafik böyle artıyor ya bak artıyor şu anda. O zaman artı olur. Eğer böyle azalıyorsa o zaman eksi olur. Mesela buradaki denklemi bulalım seninle beraber. Bak dikkat Başlangıçta 12'ymiş fidanın boyu. Birinci ayda 16'ya çıkmış. İkinci ayda 20'ye çıkmış. Üçüncü ayda kaça çıkar sence? Ee, daha da fazla 12, 4 daha 16, 16, 4 daha e 24. 24. Süper Lig'sin. Yani 4, 4 hadi. Süper Lig'sin. Bak her seferinde 4, 4 atını keşfettin. İşte bu artma bize değişimi veriyor aslında. Ama dikkat edelim değişim birim zamanda olmalı. Burası çok önemli. Birim zamanda. Yani burada aylar birse ona göre yapacağız. Bazen kandırmak için iki ayda bu kadar değişmiş diye bize veriyor. Ters köşeye düşmemizi istiyor. Ama biz diyeceğiz ki Değişim zaman birim zamanda olur mu? No Şimdi pain mesela, no gain. Aynen no pain no gain diyoruz. Evet gerçekten de e, güzel. Bir... Arapçası zahmetsiz rahmet olmaz hocam. Evet yani harika. Ay, şey, hayatı, <laughs> hayatı, İngilizcesi hayatı. <laughs> daha havalı sanki ya. Böyle. Aynen hocam. <laughs> Şimdi geldik bak burada dikkat edin. Y başlangıcı ne bunun? 12 baş. 12 artı her birim zamanda 4 artıyor. 4 çarpı x. Y eşittir işte 12 artı 4 x. Eğer dese ki bize 20. ayda 20. ayda boyu kaç olur? 20. ayda boyu kaç olur dese o zaman diyeceğiz ki y eşittir. Yani y zaten boydu. Bak dikkat et. Bu y ekseni bu y eksi ekseni ya. Y boy yani. Boy eşittir. Boy eşittir. 12 artı 4 çarpı x'de aydı zaten değil mi öyle benim? Evet hocam. 20. ay diyor. 20 diyeceğiz. İşte bu kadar. Dolayısıyla 12 artı 80 92 cm oluyor fidanımızın boyu böyle yöntemler geçirelim. Evet bu kek yani mesela şu anda arkadaşlar kendini çataf yapabilirler kapatabilirler çünkü bunu hiç çıkmayacak neredeyse hiç çıkmıyor ama yine de göstereceğim ben ne olur ne olmaz diye. Eksenleri kesen Orijinden geçen ve eksenlere paralel olan doğruların da çizildiğini göstereceğim sana şimdi. Şimdi eğer böyle bir doğru çizeceksek hemen diyeceğiz ki ameno. Ameno. Toriyame, toriyame, tövbe tövbe. Evet sıfır verdik x yerine. X yerine sıfır verdik o zaman bunu kapattık. Y eşittir kaç çıktı? Dört çıktı. Peki y yerine sıfır verdik bu sefer. E, y yerine sıfır verdik o zaman bunu kapattık. Dört x eşittir dört ise x kaçtır? Bir. Harikasın cevabımızı bulduk. O zaman bu noktayı ve bu noktayı bulacağız. Sıfıra dört noktası. Bir, iki, üç, dört bu nokta. 1'e 0 noktası 1. Bu nokta. Sonra bu ikisini birleştireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullan. Geldik buraya. Y eşittir 2x. Orijinden geçen bir doğru çizeceğiz. Hocam bu dolmuş orijinden geçer mi? Geçiyor. Tebrik ederim O y eşittir o 2x'de şunu unutmayalım. Tamam. Yine aynı toriyame toriyame yapabiliriz. Tövbe töbe tövbe tövbe, tövbe, tövbe tövbe. Harikasın gerçekten de. X ve y e, yaptık. X'e 0 verdik. E bunu yok ettik. Y e eşittir sıfır oldu. Y'ye sıfır verdik. E bu bir İki x e eşittir sıfır oldu. O zaman ne diyeceğiz, X'e bir diyeceğiz. X'e bir dediğin zaman. 2 kere bir. iki eder. Y iki e çıkıyor. O zaman diyeceğiz. Oh, yeah. şey. Evet sıfıra sıfır. Yani orijin. Orijinden geçiyordu. Bire iki noktası. X'i bir. Aksaray orijin. Aksaray orijin. İki. Harikasın. Gerçekten <laughs> şu noktadan geçiyor. Dolayısıyla bu ikisini birleştirdiğim zaman böyle garip kureva bir e, doğru oluşuyor. Geldik x eşittir 3 doğrusu. E çok basit. x eşittir 3'ü mavi ile çizeyim sana beraber. 1, 2, 3. Al sana x eşittir 3 doğrusunu çizdim. x'i 3'ten geçen doğru. Peki. y eşittir eksi 2 doğrusunu kızımın kırmızı da çizeyim sana. y eşittir eksi 1 eksi 2. Al sana y eşittir eksi 2 doğrusu. E, tepe tepe kullan diyorum. Bravo diyorum sana. Peki. Geldik ama sınavda yüzde 89.99 sınavda çıkma ihtimali olan eğim sorusuna geldik. Eğimi çok seviyorlar. Eğim nedir? Dikey Eğimler bölü. Eğimler ve atasözler hocam Türkçe'de çıkıyor. Hayır deyim oyla mı? Dikey bölü yataydır. Eğim dediğimiz şey aslında ne demek dikey bölü yatay? Yahu bir tane rampa var. Bu rampa. Eğim aslında rampa. Rampaların ustasıyım. Matematik rampa. dersinin hassasıyım. Hassetti beni. Mesela burası 10 metre olsun. Burası da 20 metre olsun. Bunun eğimi kaçtır? 10 bölü 20. Yani 1 bölü 2'dir. İstersek %50 de yazabiliriz. 1 bölü 2 Eğim eşittir süre miydi? Öyle bir şey vardı hocam. Ben, yani nereden beynim yandı e, galiba ne, hocam? Ne diyorsun efendim? Senin beynin yandı. Evet. Şimdi geldik. E, burada X ve Y koordinat sistemimizde bu doğrunun eğimini arıyorsak o zaman burada da bir aslında dik üçgen bulup dikey bölü yatay yapabiliriz. Dik üçgen bulmamız gerekiyor. Unutma. Bak burada dikeyi kaç bunun? 2 noktasından geçtiği için bu uzaklık 2 birim. Eksi 4 noktasından geçtiği için bu uzaklık 4 birim. O zaman dikey bölü yatay 2 bölü 4 yani eğimi 1 bölü 2'dir. Bu doğrumuzun. Geldik buraya. Dikkat edelim eğim eğer doğru sağ yukarı doğru gidiyorsa sağ yukarı doğru gidiyorsa pozitif eğim oluyor. Eğer doğrumuz sol yukarı doğru gidiyorsa sol yani sağa doğru gidiyorsa pozitif sol yukarı doğru gidiyorsa negatif oluyor diyoruz. O zaman bunun eğimi nedir? Negatiftir. E dikey iki birim yatay da iki birim iki bölü iki yani eğimi eksi bir çıkıyor bunun. Bu da çok fazla önemli değil. Yani doğrunun eğimi çok çıkmıyor ama esas şu eğim çok çıkıyor. Onu da söylemek istiyorum. Geldik y eşittir mx artı n şeklinde bir doğru varsa ya yani mesela y eşittir 5x artı 6 diye bir doğru varsa burada y yalnız mı evladım benim? Evet hocam yalnız. E, x'in başındaki sayıya biz eğim adını veriyoruz işte. Buradaki m sayısı eğim olarak adlandırılıyor. Peki 2x artı y eşittir 3. Bunun eğimini kaç dersek diyeceğiz ki. O yeah. y. Y'yi yalnız bırakalım arkadaşım. 2x'i karşıya atarsam eksi 2x olmaz mı? Eksi 2x artı 3. Şimdi y yalnız mı evladım benim? Yalnız hocam. O zaman eğimi x'in başındaki sayı olduğu için eğimi eksi 2'dir diyebiliriz bu doğrumuz. Bunlar da e, birazcık e, garip türler. Evet geldik esas. LGS'de 3 tane sorunun geldiği konunun yeni nesil sorularını çözüyoruz. Dananın kuyruğunu koptu yer hocam. Gerçekten dananın kuyruğunun konuları, konları e, konuları kopuyor diyorum. E, kuyruğu gerçekten kopuyor. Hmm. Hadi bakalım. Gerçekten önemli bir soru. Çok tarz. Challenge mi hocam? Kolay bir soru bu arada. Onu söyleyeyim. Yani zor bir soru değil ama yöntem geliştirebilmek çok değerli. Acaba ne yapacaksın bu sorumuza? Düz bir masanın üstüne üst üste konulmuş eş boyutlu üç roman ile eş boyutlu dört hikaye kitabının en üst noktaları aynı hizaları demiş. Şunlar aynı hizalımış. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Bu kitaplardan bazıları ikinci şekildeki Eşit uzunluktaki rafların, hmm, eşit uzunluktaki raflarmış. Yani şurasıyla şurası eşitmiş tamam. Bir taraflarına bitişik şekilde ve aralarında boşluk kalmadan yerleştirildiğinde rafların diğer tarafında 12 santimetre hmm, burada şu okuyamayabilirsin bu arada, şunları birazcık büyüteyim. 12 burada 15 santimetre. ...boşluklar kalıyormuş. Yani... ...şu aradaki mesafe... ...şu aradaki mesafe. Tamam. Ee, diyor ki aralarında boşluk kalmadan... ...yarıştığında rafların diğer tarafında... ...12-15 santim boşluk kalıyor demiş. Buna göre romanlardan... ...birinin kalınlığı kaç santimetredir demiş. Peki roman mı daha kalın olur... ...hikaye mi daha kalın olur... Hikaye daha ince olur hocam. Evet, hikaye e, daha hocam, ince Hocam benim senin hikayeci Sait Faik'in Abasıyanık kitabı hocam. Ha, yani Sait Faik'in Abasıyanık kitabını ben çok seviyorum gerçekten. De. <laughs> Ama şakalardan <şahıverden gülüyor> ne e, Sait Faik'in? Hocam şey yanlış söylemiş yani. Sait Faik Abasıyanık diye Aa, ne, o, o, trolle... ne kadar zekisin. Teşekkür ederim gerçekten. <laughs> hocam öyle bir çocuk var ya, çıktı. Ben şey de Sait Faik'in Abasıyanık eserini çok seviyorum. <laughs> Ondan sonra e, me, me, bunu nasıl söyleyeceğiz? Bunu esprili bir şekilde. Eee Mehmet Rauf'un kitabı Eylül ayında okunur. Mehmet'in Rauf Eylül <laughs> Aa, <kitabı. gülüyor> Mehmet, yani, Rauf. Mehmet, Mehmet Rauf'un kitabı Eylül oyunda okunur. Evet. evet. Evet, Hocam Balzac diye insan ismi olabilir ben, mi? İnanılmaz güzel kitaplar. Ne kadar çok kitap okuyorsun sen maşallah. Ayrıca. Sen LGS Türkçe'de full UX o zaman kesin. İnşallah. Şimdi gerçekten önemli bir soru tarzıyla beraberiz. Challenge. Ben olsam burada ne yaparım? Şimdi romanlardan birinin kalınlığını soruyor bize. O zaman bu romanlardan birinin kalınlığı x diyelim mi Allah'ını seversen? Diyelim hocam. Peki bu da x olur o zaman. Bu da eksi olur o zaman değil mi evladım benim? Evet hocam. Peki hikayelerden birinin kalınlığı ne diyelim? Ee, daha küçük bir şey olması lazım. Ee, domates diyelim. Domates diyelim. Domates. X ve Y deriz evladım anladın ha. Buna Y deriz. Buna Y deriz. Buna Y deriz. Buna da Y deriz. Peki o zaman burada bunların üst kısımları eşit değil mi evladım benim? Eşit hocam. O zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? 3 tane X eşittir 4 tane Y diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Peki 3 tane x 4 tane y'ye eşitse x mi daha büyüktür y mi daha kalındır? Ee, x daha kalındır. X daha, gözüküyor zaten yahu. O zaman x yerine ben 4 kat y yerine 3 kat desem 3 kere 4 dört, 12. 4 kere 3 12. O zaman birbirine mu bunlar? Evet hocam. Süper. O zaman x'in kalınlığı 4 kat olsun y'nin kalınlığı da 3 kat olsun. Şimdi bunları yan yana diyorum. İki tane roman, bir tane hikaye var burada. Burada bu arada bunların sınırları da gözükmüyor. Çok özür dilerim. Burada iki tane, burada bir roman, burada bir roman. Burada ise bir roman iki hikaye var. Tamam mı? O zaman dikkat edelim. Bir romanın kalınlığı 4 xti. O zaman iki tane roman, pardon bir romanın kalınlığı 4 k'ydi. Dört 4 kattı. İki tane roman 8 kat artı bir tane hikaye de 3 kattı. 3 kat buradaki kalınlık değil mi Erhan Evet hocam. Ve Artı bir de 12 santimetre buradaki rafın genişlediği mi öyle benim uzunluğu değil mi? Evet. Peki diğer rafın uzunluğunu yazalım seninle beraber. Bu eşittir. Neden? Çünkü dikkat edelim. eşit uzunluktaki rafları diyor. Buraya bakalım. Bir tane roman yani dört kat artı iki tane hikaye, İki tane hikayede üç kat, üç kat daha altı kat eder. Artı bir de 15 santimetre boşluk kalınca bu iki rafın uzunlukları birbirine eşitmiş. İşte kurmamız gereken denklem-i ala bu gerçekten de. Denklem-i mu Arapça denklem. denklem denkle. muhteşem harikasını gerçekten de. O zaman 8 kat artı 3 kat. 11 kat artı 12 eşittir. 10 kat artı 15 şeklinde bir e, düzenleme yapıyoruz. 10 katı karşıya geçirdiğimiz zaman 1 kat ediyor. Çünkü 11'den 10 çıkarsa 1 kat kalır. 15'ten 12 çıkarsa 3 çıkar. O zaman 1 kat eşittir 3'müş. Bize ne soruyordu? romanlardan birinin kalınlığı. Roman kaç kattı? Dört kattı. Dört katta o zaman dört kere üçten on iki santimetredir. Gerçekten önemli bir soru. Geldik hemen başlangıçta yüz yirmi adet telefonun bulunduğu bir teknoloji mağazası. Bu arada şu anda biz konuları sorular üzerinden işliyoruz arkadaşlar. Yani onu da söylemek istiyorum. Yani biz şu anda sorular üzerinden bak LGS'de çıkacak 13. soruyu çözüyoruz sizinle beraber. Sanki bir deneme gibi. Ve sorular üzerinden işlediğimiz zaman daha faydalı. Çünkü matematik sorularla çalışılıyor. Ne yazık ki benim size anlatacağım konu yok ne yazık ki. Konuların hepsi bitti. Be 500 defa anlattım size. Ama kon konuları sorular üzerinden tekrar etmemiz ...sorular üzerinden görmemiz çok değerli. Yeni sorular özellikle. Başlangıçta 120 adet telefonun bulunduğu bir teknoloji... ...mağazdaki cep telefonunun sayısının günlere göre değişimi... ...doğru sagrafte grafite Telefon sayısı illi gittiler. Ne oluyor evren telefon sayısında böyle? Mağazdaki satılıyor değil mi evren? Demek ki mağazada... bayağı satışlar iyi. aynen Bu mağazda kalan ürünlerin sayısı... ...başlangıçtaki ürün sayısının %10'una eşit olduğunda... ...tekrar bu üründen satın alındığına göre... Kaç günde bir cep telefonunu satın almaktadır demiş. Zor bir soru gerçekten de. Ama şunu unutmayalım. Neydi formümüz? Eğer böyle bir grafik görürsek. Sınavda arkadaşlar böyle bir grafik gördüğünüz zaman. Burada sayılar varsa ve bir, bir doğru varsa. Lütfen ama lütfen şunu yazın. Y eşittir. Başlangıç. Başlangıç. Bak bunu yazarsan acayip değişir olay. Artı değişim çarpı x. Ama burada azalmıyor mu evladım benim? Azalıyor hocam. Azaldığı için... Bunu artı değil de eksi yapalım yahu. Buna eksi yapalım. Yani şuna eksiye çevirelim. Şöyle eksi yapalım. Eksi değişim çarpı Lütfen bunu yazın. Bunu yazdığınız zaman sınavda sorunun yarısını çözdünüz demektir. Çünkü sorunun hangi konu olduğunu anladınız demektir. Ve ardından da bununla alakalı formülü biliyorsunuz demektir. Şimdi senle beraber bu formülü yazalım ama bak y eşittir. Yazalım mı senle beraber? Yazalım. Başlangıç hocam. neydi? Başlangıç kaç kaç telefon var? 120. 120. 120 eksi çünkü azalıyor. Değişim. Değişimde ne e, dikkat etme noktası koymuştuk sana? Birim zamandaki değişim demiştik değil mi? Buradaki gün değil mi evladım benim? Evet hocam. O zaman kaç gündeki değişime bakacağız? Bir gündeki. Birim zaman bir gündeki değişime. Peki üç günde ne kadar değişmiş bu? Çok değişmiş. Üç günde ne kadar değişmiş? Bak 120'den nereye gelmiş? 108'e. E o zaman kaç tane? 12 tane. 12 tane. Peki bir günde kaç tane değişiyor o zaman? 3 günde 12 tane değişiyor. 4. Diye. Süper. Iyi. O zaman işte bak değişimi de bulduk. 4. Aman Allah'ım çarpı x. Al sana denklem bitti soru. Soru bitti şu andan itibaren. Bırak kalemleri. Bıraktım hocam. Evet kalemleri bırak. Artık soru çözmeye gerek. Çünkü artık yaptı. Herkes şu anda. Herkes sesim olsun. Harikasınız. İnanılmazsınız. Muhteşemsiniz. Bravo diyorum size. Şimdi ne bize? Bu mağazada kalan ürünlerin sayısı başlangıçtaki ürün sayısının yüzde onu. 120'nin %10'u nedir Allah aşkına? 120'nin %10'u %10'la çarparsak 12 eder. Bitti bu kadar. Pat 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 pat. 12. 12'ye düştüğünde diyor tekrar satın aldığına göre diyor. E o zaman telefon sayısı 12'ye ne zaman düşer? Telefon sayısı y ekseni değil mi evladım benim? Evet hocam. Gün sayısı x ekseni değil mi evladım benim? O zaman bize bize bak buraya yazıyorum y ekseninin yani telefon sayısının 12 olmasını istiyoruz. 12 eşittir. 120 eksi 4 x. Bize bunu soruyor işte. O zaman bize günü soruyor. Kaç günde? Kaç günde telefon? İşte günü soruyor. Diye bir tokar. O zaman diyeceğim ki 120 eksi 4 x eşittir 12 olduğu için hemen burada e, 4x eksi 4x'i bu tarafa atayım. 4x artı 4 xi 120'den de 12'yi çıkartayım. 12'yi de bu tarafa attım. 4x eşittir 108. x eşittir 27. gün. Şimdi eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğu, yata uzunluğu oradır. Ya açtı işte, lg'sinin 14. uzunluğu. Kaç soru kaldı Allah aşkına? 6. İşte bu kadar bitti. Eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğu, yata uzunluğu oradır. Ben biliyor zaten bunu. Bir kalas Efendim hocam. Sana demiyorum klas. Ben klas anladım ha, pardon. Klas. Evet evet. Sen klas bir öğrencisin. Bir, Kalas bir klasım. İlk durumda verilen altı eş tuğla ile oluşturulmuş duvarın altı tane eş tuğla varmış. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. uç noktasına dayandığında kalasımız e, alt noktasından duvara uzaklığı 80 santimetre oluyor. İkinci durumda ise ne yapmışlar? Daha sonra ilk durumda duvarın üstüne eş boyutlu tuğlanı iki tane daha eklemiş. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane tuğla olmuş. Aman Allah'ım. Ve alt noktasıyla duvar arasında yine 80 cm. Ama başka bir kalas. Efendim? Hayır, başka bir kalas koymuş diyor. Bak bu sarı kalas, bu yeşil kalas. Tamam. Bu Uş, kalas, ayrı kalas. Öyle evet, bir şarkı vardı hocam. İkinci durumda kalasın eğimi kaçtı? Buradaki eğim kaçtı? beşti ve 80 santimetre. E nasıl bulunuyor Allah aşkına? Bir dik üçgen oluşturmalı diyor. Dik üçgeni gördük mü burada? Evet hocam. Dik üçgen al. D dikey bölü yatay. Yani buradaki uzunluğu bilmiyoruz. Ne olsun buradaki uzunluğu? X diyelim. X bölü 80 değil mi? Bunun buna bölümü. E, dikey bölü yatay. Eşittir. %75 değil mi evladım benim? Pardon. yüzde %75 değil mi Allah'ını seversen? Evet hocam. Harika ötesin. O zaman seninle beraber bunu bulalım mı? Yüzde yetmiş beşi sadeleştirirsek üç ve dört çıkar. Sonra işler dışarı çarpma yaparız. Dört x eşittir. Sekiz kere üç iki yüz kırk. Her iki tarafı dörde böldüğümüz zaman x eşittir. 60 santimetre çıktı mı evladım benim? Evet hocam. O zaman burada altı tane tuğla vardı eş boyutta ve hepsinin uzunluğu 60 santimetre. O zaman bir tanesi kaç santimetredir Allah aşkına? On ee, 10 santimetre. 10'dur. Harika. Çünkü alt, altı tanesi 60 santimetre ise bir tanesi olsa. Peki eş dualar buraya da koyulmuştu. O sefer kaç taneydi? Sekiz tane. Aa, o zaman yine on. 80 santimetreydi o zaman. Aynen. On santimetre, on santimetre, on santimetre. Seksen santimetre. o zaman eğim nedir? Yine dik üçgen burada gördük mü? Dik üçgene göre 80 bölü seksen. Dikey bölü yatay. Eşittir bir. Yani yüzde yüzdür. Herkes bunu karıştırır. Bu arada onu söylemek istiyorum yüzde kaçtır diye sormuş. Dikkat et burada. Aa. Bir yüzde kaçtır? Bir. bir Yüzde yüzdür. Harika. Neden? Çünkü yüz bölü yüz bir. birdir. Harikasın. Bu kıl bir şey biliyorum ama önemli. <laughs> Herkese merhabalar. 8 Sınıf Matematik birinciden birinci yazıya hazır mısın Tonguç Evrad'ım benim? Hazır değilim hocam ya. Harikasın zaten o yüzden buradayız. Hazır olmadığını biliyorum ve süper bir şekilde hazırlık yapacağız. Çok önemli üstü bilerek işte buradan çok kullanacağız. Burada bakalım. Burada bir şey yok ya, ama altında bir şey yok. Bunun altında aslında görünmez bir bir vardı. Şimdi de geldik esas doğrusal denklemler konumuza. Hemen şarkımızı alalım evladım benim. Amen harikası. tori, ame, tori ame. amen, Önemli bir konu, çok değerli bir konu. Eğim ve benzeri bunlar var. Bunda çoğu arkadaşımız hata yapıyor. E, çarpanlarını ve bölenlerini bulmayı öğrenmiş. 120 şeklinde yani 24 ve 30'un ekoku 120'dir diyoruz en küçük ortak katı. Bir ile bir şeyi topluyorsun 61 çıkıyor. Hangisi en az olabilir? Demek ki 17 en az 17'dir cevabımız diyoruz. Çok önemli bir soru tarzı. Tam bir LGS mantığı soru tarzı. B ile de E birbirlerine orantılı olacak ve bu da benzerlik oranı dediğimiz benzerlik orantısını oluşturmuş oluyoruz. 6'nın karesi artı 8'in karesi eşittir. X'in karesi diyor. Şu ortayı ne harfiyle gösteririz? Ve kenar ortayı biz, kenar ortayı da göstermek istiyorum. Kenar ortayı biz V harfiyle gösteririz. Kıl bir kural var. Onu da çok iyi bilmemiz gerekiyor. O da sayının sıfırıncı kuvveti birdir. O da önemli bir kuralımız. Mesela altının sıfırıncı kuvveti bir. <laughs> Hadi bakalım o zaman. Bu hangi işaret? Ee, büyük. Bu hangi işaret? Küçük. Bu hangi şey? Büyük eşittir. Bu hangi şey? Küçük eşittir. Süper zekisin gerçekten her şeyi biliyorsun. Benim bir anlatacak bir şeyim kalmadı. Hocam zaten çok çalışıyorum. B harfi, K harfi, büyük eşittir, küçük eşittir. Harikasın gerçekten. Peki şimdi bunu yaptıktan sonra diyoruz ki yahu şu aralığı nasıl gösteririz? Şimdi x sayısı, x sayısı. 2'den küçük mü burada sol tarafını yapıyoruz? Eğer bir şeyin sol tarafı varsa sayı doğrusuna küçüktür. Sağ tarafı varsa büyüktür. den küçüktür. X den küçüktür. Burada ise dörtten büyüktür. X büyüktür dörtten. Ama dikkat edelim. İçi dolu olduğu zaman, içi boş olduğu zaman farklı. İçi dolu olduğu zaman eşittir de var. Büyük eşittir de var. Unutmayalım. Mesela burada evladım benim. Eksi ile bir arasındadır X. Eksi ile bir arasındadır. Tabii eksi üç daha solda, bir de sağda. Peki hangisini eşittir? Bunun içi dolu, bunun içi boş. Bunun içi dolu olduğu için burada <laughs> ...eşittir de vardır diyebiliriz. Şimdi senle beraber kazahan fiyatı... ...80 liradan fazla. Ne diyeceğiz? O zaman 80... X büyüktür, 80 diyeceğiz. Bitti bu kadar. Yani 80 liradan fazla çünkü. Peki asansör... ...en fazla 6 kişi bilebilir. Kaç kişi bilebilir o zaman? Sonra. 6 küçük eşittir. Harika! Çünkü 6 olabilir, 5 olabilir, 4 olabilir. Ama genelde bize şey. biz hep 10 kişi biniyoruz hocam. Evet harikasın. X o zaman asansör çöker evladım manyak mısın? Bir şey yaparsın. Dökül... Allah korusun. Daha hızlı iniyor hocam aşağıya. <laughs> evladım Allah korusun. Çıkarken zor asansör çıkıyor ama inerken daha hızlı iniyorum. Evladım her asansörün bir taşıma kapasitesi var. E, taşıma suyu. Ama bir benim ama. E, bir tane makine ben tanıdığım var. Birazcık fazla e, önlem almak için Allah şey yapıyorlar dediler. Biz o günden beri Şimdi... hep böyle tüm takım iniyoruz. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Aferin demeyeceğim çünkü. Bazen çok... adrenalin olsun diye ama yok evet. hocam şakada böyle bir şey Şimdi 2x-1 küçüktür 7. Hemen eşitlik çözümü yapalım sana. Normal denklem çözümü gibi yapıyoruz. Eksi 1'i karşıya attık. 2x küçüktür 7 artı 1. 2x küçüktür 8. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüz zaman x küçüktür 4 çıktı bunu bu şekilde bulmuş olduk. Normal denklem çözüyorum ya bir şey değil. Ama burada eksi varsa işte dananın zırt dediği ne? öyle bir şey var. Zurnanın zırt dediği yerdir. Gerçekten önemli. Çünkü dikkat edelim. Eksi 3 x 5'i karşıya attım. Büyük eşittir. 23 5 18 çıktı. Sonra her iki tarafı eksi 3'e mi bölüyorum? Evet Aa, hocam. O zaman diyeceğim ki eksi bir sayıya böldüğüm zaman işaret yön değiştirir arkadaşım diyeceğim. Bu büyüktü bu küçük eşittire döndü. O zaman x küçük eşittir eksi 6 diyorum. Çünkü eksi bir sayıyla çarpma veya, veya bölme yapılırsa her iki taraf o zaman işaret yön değiştirir. Bu da eşsizliklerde ufacık bir nokta ama dikkatli olmamız gereken. Geldik hemen senle beraber. LGS 15. soru. Oh be. Vallahi oh sorular bitmeye başladı. Harika bir şey. Hocam şeydi. turlama taktiği bazı zorları boş bıraksak bari evet, ya. turlama taktiğinde yapmamıza gerek yok. Çünkü biz senle ben çözüyorum. Öğretmen Aa, olarak. Pardon. Dolayısıyla sen rahat rahat yan, yan, gelmiş yatıyorsun. Şu ben. an tırlama taktiğiyle çözüyoruz. Ya. Tırlatmayalım. Yukarıda toplam hacmi 9 metreküp olan bir su deposunun doluluk oranını gösteren eşit bölümlü bir gösterge verilmiştir. Gerçekten süper bir gösterge. Havuzda 2 metreküp su biriktiğinde Göstergenin ibresi yukarıdaki durumda olduğuna göre ibre mavi bölgeyi gösterdiğinde havuzun içindeki su miktarını metreküp cinsinden veren eşitsizliği bu. Aman Allah'ım ne uzun soruymuş. Tamam. Diyor ki bize havuzda iki metreküp varken bu kadar. Ve dokuz metreküptü. Peki eşit bölmeli dememiş miydi? Dikkat edin evet, eşit bölmeli. O zaman söyler misin her bir bölmesine kaç metreküp düşer? Hemen ne yapalım? Dokuzu neye bölelim evladım benim? 1 2 3 4 5 metre 5 tane bölme yok mu? 5'e bölelim. 1 kere 5 5. Hop 4 kaldı. Burada bir tane virgü koyalım. 40 oldu. 8 kere 5 40. Hop 0 0. O zaman aslında her bir bölme 1, 8 m değil mi oğlum benim? Evet hocam. Peki 2 m doğru bir yerde gösteriyor. Gerçi hani 1 8 ondan sonra 3 6 gelir. Sonra daha fazla gelir falan filan. Şimdi diyor ki bize. Ne diyor bize? Ona göre mavi bölgeyi gösterdiğinde diyor yani bu bu aradıkta olduğuna diyor. Su miktarını veren eşitsizliği bulamıyor. Yuh soruya bak. Şimdi burası sıfır değil mi? Burası da her bir bölme 1,8 e 1,8 değil mi? Peki burası kaç? Tam burası. Tam burası. 1,8'in iki katı değil mi? Bak 1,8, 1,8, 1,8, 1,8 böyle devam edecek. 18'in 2 katı kaçtır? 18'in 2 katı kaçtır? 18'in 2 katı. 36. Aynen o zaman 3 tam 6 işte bu kadar. Peki 18'in 3 katı kaçtır? 18'in 3 katı 54. Oh. O zaman 5 tam 14 oluyor işte burası. Peki 18'in 4 katı 72 eder. O da 7 tam 12 ediyor. E 18'in 4 katı pardon 5 katı zaten 9 ediyor. Altına 9'u bulduk. Şimdi ne istiyordu bizden? Mavi bölgeyi gösterirse diyor. E o zaman mavi bölgeyi gösterirse bu ikisi arasında bir yerde olmak zorunda. O zaman x Nereni ne arasında? 7 tam onda 2 ile 5 tam onda 4 arasında bir eşitsizlik olacak. Önemli bir soru. Bu arada alabileceği metreküp cinsinden tam sayı değerlerini de sorabilirdi. Ne derdik o zaman tam sayı değerleri için? 6 olurdu ve 7 olur, değil mi? Alt, i̇ki tane tam sayı değeri vardır. Onu da söylemek istiyorum. O da aklımızın ucuna bulsun. Çünkü kolay bir soru. Yani tabi tabii sınavda şunu unutmayalım. 20 sorunun 20'si de kazıkul aziz olacak mı? Hayır. Hayır olmayacak. Kolay soru olacak. Mesela bu kolay bir soruydu. 19'u kazıkul aziz olacak diyorlar. 19'u <laughs> hayır. <gülüyor> hayır. Ya. Şimdi geldik açı ortay, kenar ortay ve yükseklik konularına. Şimdi açı ortayda hemen diyeceğiz ki yahu T açısı ton ton üçgene bakar mısın? 60 derece olsun bu açı. Olsun. 60 derece ortadan ikiye bölsek kaç derece olur? 30. Süper. İşte 30 30 şeklinde ayırdık. İşte buna biz açı orta çıkıyoruz ve N ile gösteriyoruz. N ile gösteriyoruz. Ne bileyim ne ile gösteriyoruz. ile gösteriyoruz. Siz bileceksiniz ben Hayır, ne ile gösteriyoruz. Ha pardon. Harikasın tebrik ediyorum sen. Şimdi geldik kenar ortaya ise mesela zor, üç, a, zor üçgeniymiş pardon. Ha, pardon hocam evet, ben, benden gelmedi o ses. Evet bravo diyorum sana. Z e, köşesinden karşı kenara bir çizgi çiziyoruz ve karşı kenarı iki eşit parçaya bölüyor. İşte burada OR kenarım iki eşit parçaya bölüyoruz ve ben kenar ortayı V harfiyle gösteriyorum. Onu da söylemek istiyorum. V harfiyle kenar ortayı gösteriyorum. Ve kenar ortayı ve açı aynı noktada kesişir. Onu da söylemek istiyorum. O da ayrı bir e, özellik. Yani mesela burası 10 santimetre ise ne olur evladım be? Bu 5 santimetre 5 santimetre 2 ayrılır. Onu da söylemek istiyorum. Boynuma borç biliyorum. Ama burada mesela bu kenar 10 santimetre ise bu 5-5 ayrılmaz. Çünkü bu açı ortay değil. Kenar ortay değil. Kenarı ortadan ikiye vermiyor. Açıyı ortadan ikiye veriyor. Yani 60 derece ise 30-30 diye ayrılır. Onu da söylemek istiyorum. Geldik yüksekliğe. E çok basit. Yükseklikte 3 tane farklı şey göstereyim. Çünkü kıl bir şey yükseklik. Burada mesela yüksek Tak. Bu bir dağ olarak düşün. Bu en yüksek noktasına aşağı doğru bir ip salladın. Al işte böyle ip aşağı doğru düşüyor ve dik geliyor unutmayalım. Buna H ile gösterdiğimiz yükseklik diyoruz. Peki burada ise dik üçgende yükseklik hem bu olabilir hem de bu olabilir. Yani iki tane ayrı yükseklikte çizebilirsin. Daha üç tane de çizebilirsin ama ben burada sadece dik kenarların yükseklik olduğunu göstermeye çalışıyorum. Peki böyle kıl bir üçgende geniş açılı üçgen diyoruz bu üçgende. Yükseklik nedir dersek Yine köşe e, şeyden köşeden hop üçgenin dışında çıkıyor bu sefer yükseklik. Onu da söylemek istiyorum. Üçgenin dışında ortaya çıkıyor yükseklik. Geniş açılı üçgenlerde iki tane yükseklik üçgenin dışındadır. E, bir tane yükseklik üçgenin içindedir. Şimdi fazla uzatmıyorum. Geldim üçgene çizisine. Sınavda çıkabilecek soruların daha fazla gelme yüzdesi burada. Şimdi diyoruz ki üçgen çizisinde herhangi bir kenar diğer iki kenarın toplamından küçük olmalı. 10 artı 8'den. Farkından büyük olmalı. 10 eksi 8'den. Bitti bu kadar. 10 eksi 8 kaçtır? 2. 10 artı 8 kaçtır? 18. 18 ile 2 arasında herhangi bir değer olur. Mesela kaç olur? 18 2 arasında. 3. 3 olur. 4. 4 olur. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7, 14, olur. 15, 16, 17. 17'ye kadar gider. Tam sayı olacaksa tabii ki. Tam sayı olmayacaksa daha farklı değerlerde olabilir. Ama buradaki kenarımızın alabileceği değerleri hesaplayabilmek için diğer iki kenarın kaç santimetre olduğunu bilmemiz gerekiyor. Açı kenar bağıntısına bakalım seninle beraber. O da dünyadaki en basit şey. Yani, yani şöyle ezberleteyim sana. Büyük açı büyük kenar. Bitti bu kadar. Büyük açı büyük kenar küçük açı küçük kenar. Mesela bu açının karşısı bak 80-60-40 en büyük açı hangisi evladım benim? 80. 80'in karşısındaki kenar yani bu kenar en büyük kenardır en büyük kenar ee, en küçük açının karşısındaki 40'ın karşısındaki kenarsa en küçük kenardır diyoruz. Bitti bu kadar. Bu kadar basit bir özellikle hızlı tekrarımızı yapıyoruz. Şimdi pisa işte geldik 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 geldik. Gözümün nuru ilk kesin bir sorusu var. Bazen de diğer soruların içinde geliyor. Diğer konuların içinde geliyor. Gerçekten önemli. Nedir? Pisagor'da Pisagor evden okuluna gitmeye çalışırken bir macerası var. Sen de biliyorsun zaten. Pisagor'da şu. Eğer bir dik üçgen varsa dikin karşısındaki kenara biz Hipotenüs adını veriyoruz ve hipotenüsün karesi diğer dik kenarların karelerinin toplamı kadardır. Hipotenüsün karesi. Mesela ee, hemen sana bir tane örnek vereyim mi? Şöyle bir dik üçgen diyelim. 5, 7. Burası kaçtır? Hemen söyleme bunu. X kare eşittir. Diğer kenarların kareleri toplamı kadar. 20 özledim. 25 artı 49 o zaman x kare eşittir. 60, 70, kaç ediyor bu ya? Ee, 60, 74 ediyor. O zaman x kaçtır? Neyin karesi 74'tür? Karekök 74. Oha gerçekten olağanüstü harikasın. Karekök 74'tür mesela. Böyle kıl sorular karekökle bağlantılı çıkabiliyor. Ama tabii ki özel üçgenleri çok seviyor Milli Eğitim Bakanlığı. Mesela 3-4-5 üçgeni. 3-4-5 fixtir. Bunun katları da çıkıyor. 6-8-10. 9, 12, 15 veya 5, 12, 13 üçgeni. Çünkü neden? 5, 12, 13. 5'in karesi 25, 12'nin karesi 144. İkisini topladığımız zaman 168 diyor. Al sana 169, 13'ün karesi. 5, 12, 13'ün katları 10, 24, 26 da çıkabiliyor. Veya 8, 15, 17 üçgeni de çıkabiliyor ee, diyebiliriz. Bunlar sınavlarda çıkabilir. Pisagor bantı soru. Ver. Hadi geldik seninle beraber. Yeni artık 16. sorumuza. Bu makarna çubuklarının hangi üçü uç uca eklenerek bir üçgen oluşturulamaz. Sınavda bu tarz sorulara bayılıyor Milliyetin Bakanlığı. Gerçekten önemli bir soru tarzı. Çünkü üçgen oluşturabilmek için ne olması gerekiyordu? Diğer iki kenarın toplamı e, dan büyük olması gerekiyor bir kenarın. E, farkından da küçük olması gerekiyor. E, par, pardon tam tersi. Farkından büyük toplamından küçük olması gerekiyor. O zaman buradaki kırmızı makarna çubuğu kaç santimetre? altı. E, Harika. O zaman buna hemen 6 cm olacak. Peki mor makarna çubuğuna bakarsak bak pardon mavi özneyim. 1 bak 1 2 3 4 5 6 7 8 8 cm. Aman ha buradan 15 görüp de 15 cm gibi eee e, yanlış bir cevap vermeyelim. Burada mesela bak 1'den 5'e kadar 1 2 3 4 4 cm. Aman ha buradan 5'i görüp de 5 demeyin. 1 2 3 ve 6'dan 16'ya kadar 10 santimetre diyebiliriz. Hım tamam bunları söyledik. Sonra hangileriyle bir üçgen oluşturulamaz demiş bize. Ne demiştik sana evladım benim? Eğer bir kenar mesela 8 bu ikisinin toplamından küçük mü? 10'la 6'nın toplamından küçük mü? Mesela kırmızı, mavi, yeşil özür dilerim. Kırmızı, mavi, yeşil. Tamam işte bak. Bu 8 bu ikisinin toplamından küçük mü? 16'dan küçük doğru. Farkından büyük mü? Farkında 4. Evet farkından da büyük. O zaman bu oluşturulur. Bitti bu kadar. Mesela mavi, mor, yeşil. Mavi, mor, yeşil. Bu, bu ikisinin toplamından küçük mü? Evet, 14'ten küçük. Bu ikisinin farkından yani altıdan büyük mü? Evet, bu da oluşturulur. Süper zekisin. Peki kırmızı, mavi, mor. Kırmızı, mavi, mor. Bu mesela bu ikisinin toplamından 8 artı 4'ten küçük mü? Evet, küçük. 12'den küçük. Bu ikisinin farkı dörtten büyük mü altı? Evet doğru. Bu da doğru. Bu da bitti. Kırmızı mor yeşil. Kırmızı mor yeşil. Bu mesela bu ikisinin toplamından küçük mü? Altı on dörtten küçük doğru. Bu ikisinin farkından büyük mü? Evet değil. Değil. Yani onla dört farkı altı eder. Altı altıdan büyük değil. Patladı cevabımız deniz seçeneği. Gerçekten bunu yapan arkadaşlarımız efsanesiniz. Ve yeni de soru 17. soruya geldik. Birinci görselde Düz o gerçekten çok kaliteli bir soruya benziyor ya gerçekten aman Allah'ım. Düz bir zeminde bulunan tahterelli e, 260 santimetre uzunluğunda doğrusal bir parça ve bu parçanın tam ortasında bulunan 50 santimetre uzunluğunda doğrusal bir destekten oluşmaktadır. Ha, bu 260 santimetreymiş. O zaman tam ortasında bulunuyorsa 130 santimetre bunun sol tarafı 130 santimetre de sağ tarafıdır. Unutmayalım bu da ayrıca. Bu da 50 santimetreymiş tamam. Ve diyor ki bize ikinci görseldeki gibi tahtaviralinin viralinin ucu yere değdiğinde burası yere değdiğinde sağ tarafta dik yamuk şeklinde boyalı bölge oluşmaktadır. Burası dik yamuk şeklindeymiş. Tamam eyvallah süper. Evet harika. Ee, bu yamun çevre uzunluğu kaç santimetredir? Hadi bakalım gerçekten önemli bir soru tarzı. 400. Evet. Bu da şunu yapmamız gerekiyor. Bu da şunu yapmamız gerekiyor. Ne yapacağız? Şimdi diyeceğiz ki şurada bir dik üçgen var. Hani şunu ben büyük çizeyim birazcık, birazcık daha anlayabilmemiz açısından. Tahta verelimiz burasıydı, burasıydı. Aslında ortası, burası 50 santimetreydi, burası 130 santimetreydi. Burada bir dik üçgen var dikkat edin, dik üçgen var burası. Ee, ve e, dikkat edelim şurada bir dik yamuk oluşuyormuş. Ha tamam. Diyor ki bize. Burası 50 santimetreydi. Ne demişti bize? Bu yamuğun çevre uzunluğu kaç sanır? Yani şu yamuğun çevre uzunluğunu bulacağız biz. Onu bulmadan önce ne diyelim? Bence hocam e, yamuğu bulmadan önce önce yamuğu tanıyalım. Ben yamuğu tanımak için her sabah aynaya bakıyorum. Burada bir dik üçgen var. Bu dik üçgende bir pisagor yapılabilir. Nasıl pisagor yapılabilir? Dikkat edelim. 130, 50 acaba burası nedir? Buraya x diyelim. Ama... Ben sana atayım 5 12 13 üçgeni hatırla. 50 12 bak, bak 5 12 13. 50 120 130. Yani burası 120'dir. Çünkü 130'un karesini alsak ölürüz, canımız çıkar. Ama 3 4 5'i hatırlarsak, 5 12 13'ü hatırlarsak bunların katları da olabiliyor. Mesela 5'in 10 katı, 12'nin 10 katı, 13'ün 10 katı. O zaman burası 120 cm. Şuradan şurası. E burası 120 santimetre demiş. Şimdi dikkat edin. Ne demiştik? Burası 130, 130 diye tam ortadan böldüğümüz için burası 130 burası da 130'dur. O zaman şimdi yamuğumuzun çevresini arıyoruz ya bak şu kenarı biliyoruz. E şu kenarı da biliyoruz. 130 santimetre, 50 santimetre. Şu kenarı bulmamız gerekiyor. Bir de şu kenarı bulmamız gerekiyor. Burada diyeceğim ki şimdi burada, burada bak evladım bu çizgiyi çiziyorum dik yamuk olduğu için. Şu çizgiyi çizdiğim zaman. Burada bir dik dörtgen çıktı mı evladım benim? Çıktı hocam. O zaman burası 50 santimetre ise burası da 50 santimetredir. Burası 50 santimetredir. Dikkat edelim. Burada da bir dik var. Burada bir dik üçgen var. Çünkü dik yamuktu. Böyle bir çizgi çizdiğiniz zaten dik yamuktan tak diye bir tane daha üçgen çıktı. Burası 130. Aynı eğimdeki doğrular bunlar. O zaman burası 50. Acaba burası kaç dediğim zaman e burası 120 idi. Aynı şey, aynı şey burada da var. 130, 120, burası da 120. E burası da 50 çıkıyor. Neden? Çünkü bunlar aynı eğime sahip doğrular. Şu parça, şu parçaya eşit olduğu için eşit üçgenler oluyor. 50, 120 çıkıyor. Peki sonrasında ne soruyordu bize? Buradaki yamuğun çevresini soruyordu. ...yamuğun çevresine başlayalım. 50 santimetre burada var. Artı. Şurada 130 vardı. 130. Artı. Şurada toplamda 100 var. Artı. Şurada 120 santimetre var. Burası 120 ise burası da 120'dir. Çünkü. Dolayısıyla cevabımızın 180 220 400 santimetre olduğunu. Aman dikkat edin bu tarz sorular geliyor. Pisagor'u Beraber öğrenmiş oldu. Bakalım o zaman seninle beraber hemen eşliği benzerliği göstereyim. ABC üçgeniyle DF üçgeni birbirine eşse. Kardeşim o zaman AB kenarı ile DE kenarı birbirine eşittir. AB kenarı ile DE kenarı birbirine eşit. Bunu birazcık yanlış yazmışız. Çok pardon. ABC üçgeniyle DFE dememiz gerekiyordu. Bak bunu yanlış yazmışız. Pardon. Şimdi ee, çok pardon. AB ile DF birbirine eşit olacak. AB ile DF birbirine eşit olacak. Ondan sonra e, BC BC kenarıyla FE kenarı birleşiyor BC kenarıyla FE kenarı. Yani burası 8 cm ise burası 8 cm olacak. Aynı zamanda AC kenarıyla DE kenarı. AC kenarıyla DE kenarı. Yani burası 4 cm ise burası 4 cm olacak. Diyoruz. Peki geldik TNGC ile TNGC ile AKDM bunlar iki tane dikdörtgen diyelim. Ya bunlar birbirlerine benzer demiş. Bak burada eşlik var. Eğer eşlik demek istiyorsak böyle gösteriyoruz. Benzerlik gözlemek istiyorsak böyle gösteriyoruz. Bu eşlikte her şey aynı. Her şey aynı. Genellikle karış, karıştırmak için kafamızı şekli böyle çeviriyorlar. Ama her şey aynı kardeşim. 8-4, 8-4 bitti bu kadar. Bu kenarlar da birbirleri aynı hatta. Burada ise benzerlikte ise her şey aynı değil. Kenarlar orantılı. Buna da biz benzerlik oranı diyoruz. Mesela 5-3 burada. Burada ise 6-10 mesela. Bak dikkat et. 3, 6, 2 katı, 5, 12 katı. Yani orantılı 2 katı veya 3 katı veya işte yarısı gibi benzerlik oranı var. Mesela buradaki benzerlik oranı 1 bölü 2'dir. Bunun, bunun oranı. 3 bölü 6. Aynı zamanda 5 bölü 10 da 1 bölü 2'dir. Değişmez. Peki DM kenarı kaç santimetre? 10 santimetre bulmuştuk. Çevre uzunluklar oranı kaçtı desek? Dikkat edin. 5, 3, 8, 2 ile çarp 16 eder. Burada 16 e, 16 2 reçap çap 32 eder. 32 cm. Ah, bakar mısın? Benzerlik oranı çevre uzunluklarının oranıyla aynı çıktı. 1 bölü 2, 1 bölü 2. Yani ikisi de birbirine eşittir. Çevrelerinin oranıyla benzerlik oranı aynıdır. Aman dikkat edin bu da sınavlarda çıkabilecek bir özelliktir. Şimdi geldik böyle bir kağıt varmış elimizde. Böyle bir kağıdı diyor ki adam. Böyle diyor bir kısmını katladım diyor. Bunun üzerine katladım diyor. Bak diyor ki ön yüzü mavi, arka yüzü pembeymiş bu kağıdın. Hatta pembe e, şeyimiz var mı? Şöyle diyelim, şöyle hemen boyayalım. Evet, şunu ben başka bir yerde boyadım şimdi. Ön yüzü mavi, arka yüzü pembe bir kağıt var diyelim. Şimdi ben bunu, bunu diyor ki buradan bir katladım diyor ve bu hale getirdim diyor. Böyle katladım diyor, bu hale getirdim diyor. Eskiden böyleydi, sonra bunu katladım, bu hale getirdim diyor. Ve diyor ki çok önemli diyor ki bak arka yüzü pembe EF e boyunca katlandı. A ve D köşesi arasıyla, bilmem ne EB ve FC'nin orta noktaları oluyor. Yani bunlar birbirlerine eşitmiş orta noktaları olduğu için. Peki bunlar o zaman bir mesela X diyelim burada X diyelim. Şimdi bunu katladığımız zaman burası X ise burası da X demiştik ya. Şimdi ben bunu açtığım zaman açtığım zaman bak burası X ise burası da X'tir. Bunu açtığım zaman bu x olduğu için bu da x'tir. Bak hop kapattım. Bu şekilde geldi. Xx Açtım. 3 tane x oldu. Demek ki buradaki kenarımız 3 x'miş. İşte sırrı bu. Aman buraya dikkat edelim. Ve bu 3 x'i bulduktan sonra demek ki bakın burada katlandıktan katlanmadan önce burası x'miş. Yani bu katlanan kısım x'miş. Üstüne katlandıktan sonra XX kalıyor. Burası da x, burası da x olacak şekilde ayrılıyor aslında. Şimdi bu kenar 6 kök 6 kök 3 burada var demek ki. E, hatta bu kenarları da yazalım. Bu 6 kök 3. Bu da 6 kök 3. Bu da 6 kök 3. Bu da 6 kök 3. Bunların hepsi 6 3. Ve şurası da 6 kök 3. Şimdi ne diyor bize? ABCD dikdörtgeniyle. Yani şu dikdörtgenle Kenarları ne bunun? ABC'de dikdörtgenin kenarları 3x ve 6 kökü değil mi evladım benim? Peki buradaki BC D üssü A üssü. BC D üssü A üssü. Buradaki dikdörtgen benzer diyor. Bunun kenarları ne? 6 kök 3 ve x. Şimdi bu ikisi birbirleriyle benzer diyor. Ve benzerlik yapmamız gereken yerler de şunlar bak. AB kenarı ile BC kenarı benzer. Yani iki ikisini aldım iki ikisini alıyorum. AB kenarı ne burada? 3x. 3x bölü 3x bölü BC kenarı. BC kenarı 6 kök 6 kök eşittir. Sonrasında devam edelim bak. Sonra 2 ve 3. alıyorum. BC kenarı BC kenarı yani 6 kök 6 kök Bölü Sonrasında ne geliyor burada? CD D üstü geliyor. CD D üstü. Siz buradan D üstünü okuyabiliyor musunuz? Şurada yani üst var. Dikkat edelim. Küçük bir çizgi var. Evet. küçük Kesme bir... şart. Ke, kesme Bu noktaları gösteriyor. Bakın bu D üstü, A üstü noktaları. Peki burada CD D üstü. C, D üstü neresi? Burası. E, burası X'e burası da X'tir. O zaman X'e eşit oluyor. İşte bunu çözmemiz gerekiyor. Bunu çözünce soru bitiyor zaten en önemli kısım şunu yaratabilmekte. Ne yaptık dikkat et. AB kenarıyla AB kenarıyla BC kenarını birbirlerine benzettik, oranladık. Sonra BC kenarıyla CD üstü kenarını birbirine oranladık ve bu, böyle bir denklem çıktı. Bunun bunu oranı, bunun bunu oranı eşit oluyor. Benzerlik oranı yaptık. Eşit içler dışarı çarpımı yaparsak artık burada 3x çarpı x 3x kare ediyor eşittir. 6 kök 3 çarpı 6 kök 3 36 çarpı 3 çıkıyor. Çünkü altı kere 6, 36, 3, kökü çarpı kök 3. 4, çünkü 3. Evet, tebrik ki 3. Üçler sadeleşti. Işte. X kare eşittir 36 olduğu için zaten X eşittir altı çıktı. E bize ne soruyordu? Şekil 1'de verilen dikdörtgenin uzun kenar uzunluğu kaç santimetredir? Yani buradaki uzun kenar uzun 3X'i zaten. E, X eşittir altı ise 3X eşittir 18 santimetredir diyoruz. Bravo diyorum sana. Önemli bir soru. Şimdi dönüşüm geometrisinde öteleme dediğim yanda verilen şekli dört birim sağa üç birim yukarı öteleme. Bir tane noktasını alıyorsun. Bir, iki, üç, dört birim sağa. Bir, iki, üç birim yukarıya ötürüyorsun. O zaman bu nokta buraya geliyor. O zaman diyorsun ki şu çizginin aynısını aynı şekli çiziyorum. İşte ayakkabı çekti ya bu böyle bir ayakkabı çiziyorum aslında. Bir çizme gibi. Şöyle çizdim. Yani bu noktayı aldım bu noktaya taşıdım. Ve buradaki zımbırtların hepsi aynı diyebiliriz. Şimdi geldik verilen şeklin simetri eksenine göre oluşan yansımasına bakalım. Buradaki şeklin yansımasına baktığımız zaman diyorum ki burası e, burası burası farklı noktalar aslında. Yansımada yapmamız gereken şey böyle Kat, katlanıyor, katlanıyor üst üste. Simetri eksenine göre sanki böyle kelebek gibi oluyor. Hani hiç kelebek gördün mü öyle benim? Gördüm hocam. Kelebekte ne vardır? Böyle bir kanat. Çok vardır. güzel kanat. Aa, ne güzel çizdiniz hocam. Ama diğer tarafta da bunun simetriği bir kanat vardır, değil mi? Oo. Mesela burada e, şey yazıyorsa e, B harfi yazıyorsa burada bu tarafa doğru B Aa. harfi yazılır. Mesela buraya E harfi yazıyorsa. Bu da bu tarafa doğru E harfi yazıyor değil mi? Mesela buraya. Bek. Başka... Kelebek. Ee, evet. Ne diyelim kelebeğimizin adı olsun? Bek olsun hocam. Bek. Yani back, kelebeğin beki. Merhaba ben Bek Kelebek. Hani şey. Bek. Neydi o adamın ismi? James Bond. Bond James Bond gibi. Evet. Merhaba ben James Bond. Merhaba Bond. ben Bek Kelebek. Harika. Kelebek. Yani buradaki işte. Bunları üst üste kapatabiliyorsun. Aynı kanatlarını kapatması gibi. İşte burada da şöyle düşünüyoruz. Ya bunun aynısını kapatacağım bunu üst üste kapatacağım. Kelebeğin kanatları gibi. Bu bir kanadıysa diğer kanadı da bir iki. Bir iki uzaklıkta olmalı. İki uzaklık iki uzaklık. O zaman bu noktada olmalı. Bu nokta. Sonra bir iki bir iki uzaklıkta olmalı. O zaman diyorum ki ben kelebeğin kanatlarını çiziyorum arkadaşım. Fazla uzatmıyorum. Bu şekilde çiziyorum ve yeşilde de gösteriyorum. Hani aynı şeyde olsun diye. Al sana bak kelebeğin kanatlarını kapatmış olduk. Nokta nokta da yapabilirsin. Onu da söylemek istiyorum. Hadi bakalım artık fazla uzatmayalım. Ardışık öterim ve yansımayı da hemen iki tane de göstereyim. Koronan sebebi verilen A üçgenin Y eksenine göre yansımasını dört birim yukarı öteliyor. Y eksenine göre yansıması alalım. ilk başta sen de bulun. Bak bu noktanın Y ekseni burası. Buna göre yansıması bir uzaklık bir uzaklık. O zaman buraya geliyor. B noktası. Peki B üssü diyelim bu noktaya. Bak A, nokta, A noktasının yansımasını alalım. Y'ye göre 1, 2, 3 uzaklığı sayıyorum. 1, 2, 3 de daha ilerliyorum. Sonra A noktasının yansıması da A üssü oluyor. Sonra C noktasının yansımasına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 Y eksenine uzaklığı. 1, 2, 3, 4, 5 Y eksenine uzaklığı. C üssü noktası oluyor. İşte bunları birleştirdiğim zaman evladım benim al sana ABC üçgeni çıkıyor. Ama bu yansıma da bir de dört birim yukarıya öteleme diyor. Hem yansıma hem öteleme yapıyorum. O zaman bir, iki, üç, dört diyorum. Al sana A üssü üssü noktası. İki defa yansıttım. Sonra aynısını çiziyorum. Hop, hop, hop. Aynısını çizdim. B üssü üssü, C üssü üssü. Böyle bir kere taşıma yaptığımız zaman üstüne böyle bir tane çentik atıyoruz. Bitti bu kadar. İşte hem yansıma yaptık hem öteleme yaptık. Şimdi 2'ye e, eksi 3 noktasının x eksenine göre yansımasını yapacaksak y'si değişiyor. Hemen diyorum ki a noktasının y'sini işaretliyor. Y'si kaç şu anda? O y. Y's bak bu x'i bu y'si. Y'sinin işareti eksi ise artıya dönüşüyor. Yani 2 virgül 3 oluyor. Eğer e, y eksenine göre yansıma yapacaksak da x'in işareti değişiyor. X'i kaç? Artı 2. Ne olur o zaman değişirse? eksi 2 olur. Eksi 2'ye eksi 3 oluyor. Tabi bunlar değiştiği için çentik atıyoruz böyle. O zaman y eksenine göre yansımada x'in işaret değişiyor. x eksenine göre yansımada y'nin işaret değişiyor. Bu da çıkmıyor zaten. Hadi bakalım geldik o zaman senle beraber yeni nesil soruların ne demişti yeni nesil sorularda? Her konuyu birbirinin içine çorba yaparız dediler değil mi bize? Evet milletim hocam. bakalım çorba çor Her konu içe bak ne bu üstü sayılar konusu gibi. Halbuki yansıma konusuyla bağlantılı. Mesela geçen seferde kare kök sorusu çıktı. Tam kare sorusu çıktı ama üstselerle e, şeydi e, yansımayla de Dolayısıyla onu da unutmayalım. Geldik hemen. 16 birim kare. Dönüyor. 19. soru aman Allah'ım. Sonuç evladım iki tane soru kaldı. Gerçekten inanılmaz. Harikasın evladım. İki tane soru kaldı. İki soru sonra bitiyor. Gerçekten harikasın. Ee, tebrik ediyorum seni. Bravo diyorum sana. Elcil'in birinci tablonun simetri eksenine göre yansımasını çiziyor ve turuncu kutucular kutucuklarla üst üste gelen ikinci tablodaki üstü ifadeleri okuyamadığını görüyor. Buna göre Elcil'in okuyabildiği sayıların çarpımı kaçtır? Al sana turuncu. Hadi bakalım simetriklerini oluştu. Mesela ilk satıra bakalım sana. Hatta şöyle bakalım. Şuna bakalım. Burada ilk sütunda bu bununla simetrik. Bunu okuyamıyoruz. Geçmiş olsun. Bay bay diyoruz. Diyor. Bunu okuyabiliyoruz. Bunu okuyamıyoruz. Bay bay diyoruz. Bunu okuyamıyoruz. Bay bay diyoruz. Hiçbir şey yoktu burada. Şimdi devam ediyorum. Şimdi ikinci sütüne bakalım. İkinci sütünde bu kat ve bu katı okuyamayacağım. Bu katı ve bu katı siliyorum. Sonra üçüncü sütüne bakalım. Yani uzaklığı üç olan. Uzaklığı üç olan da buralar. Değil mi? uzaklığı simetri ekseninde bir olanlar, iki olanlar, üç olanlar. Buna bay bay diyorum. Sonra bu okuyabiliyor. Buna bir şey diyemiyorum kusura bakma. Buna bay bay diyorum. Zaten yoktu bir şey. Buna da bay bay diyorum. Bay bay. Şimdi geldik sonrasına evladım benim. Burada ise sadece en alttakini siliyorum. Ve diğerleri kalıyor. Yani bak dikkat et. Bu aynı kelebeğin iki kanadı gibi. Burası böyle. Sonra burası burası. Burası böyle. Sonra burası burası. Sonra burası burası burası. ...birbirleri simetrik. Böyle katlasak... ...tam üstü sayılır. İşte... ...okuyabildiği sayıların çarpımı... ...sormuş. Ya bu üstü sayılar sorusu mu ya? Aa. Bu yansıma sorusu değil mi? Ne biçim soru? Allah Allah. Allah'ım Okuyabildiği yarabbim. sayıları... ...bunlara bakıyoruz. Hemen yuvarlak işine alıyoruz. Hop 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 hop. Daha iyi görelim diye. Şimdi... ...iki üzeri sıfır. ah birdir. Uzatma. Bir bölü ikinin karesi. Ah bir bölü dörttür. Ne uzatıyorsun? Beş üzeri dört. Altı yüz yirmi beştir. Beş dört kaçtır Allah aşkına? 625'tir Gerçekten yüksek bir sayı çıkıyor. Evet. Be 5 kere 5 25 25 kere 5 125. 125 kere 5 625. Tamam. Ee, eksi 1 bölü 25. Niye öyle yaptım ki ben? Hiç öyle yapmamıza gerek yoktu. Eksi 1 bölü 25. Ee, 5 4, 4 kalsın bu. Ee, eksi 1 bölü 25 de aslında eksi 5 üzeri eksi 2'dir aslında. Bunu da yazdım. Bu da kalsın. Eee bu aslında bu 1 bölü 4 2'nin eksi ikinci kuvvetidir. Bu da kalsın. Ee, bunu 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 8 üzeri eksi 1 8 üzeri eksi 1 2 üzeri eksi 3'tür aslında. Çünkü bu 2 üzeri 3'tür. Üzerinde de eksi 1 olunca 2 üzeri eksi 3 oluyor üstün üstünden. Ee, burada da eksi 200 of çok uzun. Hemen şunları bir yazalım artık. Ya, bir çarpalım bakalım. Eksi 2'nin yedinci kuvveti. Çarpı. Bak bununla çarpabiliriz. 2 üzeri eksi 3 değil mi? Çünkü bu da şey. 2'nin kuvveti. Değil mi? Evet hocam. Bu ikisini çarptık. Ee, ne eder? Eksi 2'nin yedinci kuvveti eksi 2 üzeri 7'dir. Eksi sonuçta çıkar. Çünkü negatif sayının tek kuvveti. E, ee, üstler toplanırsa 2 üzeri 4 çıkar. Eksi 2 üzeri 4 geldi. Şu ikisinin çarpımını yaptık. Şimdi şu ikisinin çarpımını yapalım ne yapıyoruz evladım benim? 5 eksi 5 üzeri eksi 2 ile 5 üzeri 4'ü çarpıyorum. E, bu ikisini çarptığım zaman eksi çıkacak yine. 5 üzeri üstler toplanırsa 5, eksi 5 üzeri 2 çıktı. Bir de buradan geldi. E, aynı zamanda 2 üzeri eksi 2'miz var burada. Bir de bunu 2 üzeri eksi 2 ile çarpalım. Ne karıştırdım neyse. Bu ikisini çarptığım zaman da yine eksi çıkacak. E, bunu buraya yapalım. Eksi 2'nin e, ee, üstler toplansa ikinci kuvveti çıktı bir de burada geldi. O zaman bu da bitti. Bunlar da bitti. Bir de bu zaten bir. Uzatmaya gerek yok. O zaman şu ikisini çarpmam gerekiyor. Eksi bir sayı ile eksi bir sayı çarpısı ne olur? Artı çıkar. 2 üzeri 2 4. 5 üzeri 2 25. 4 çarpı 25 de artı 100 çıkar. Maşallah. E, ee, dikkat edelim burada eksi artı hatası yapmamız çok normal. Yani dik prizmanın açılımlarında dikkat edelim evladım benim. 2, 4, 6 olan bir dikdörtgenler prizması var. Burada şu ön yüz kırmızıyla boyadığım al buraya geliyor işte. Yani burası 2, burası 4 ise evladım benim. Şu 2, şu da 4. Dört. Burası 4 ise burası 4, burası 4, burası 4, burası 4. Peki e, pardon özür dilerim ben yanlış yapmışım. Burası 2 ise burası 6'dır ön yüz. Özür dilerim. 6 6 6 6 6. Harika. Sonrasında burası ikisi burası 2'dir. Şu 4 ya bak şu sağ taraf sağ taraf yani şu yeşil taradığım yer. Sağ taraf şurası aslında. Ve 6 ise 4 ise burası burası 6 burası 4 oluyor. Burası 4 e, olduğu için burası 4 oluyor. Şu, bunları kapattığım zaman bunları kapattığım zaman yani şöyle bir şekle Kapattığım zaman baktık. Bu parça ile bu parça öpüşüyorlar görüyor musun? Bak yan yana üst üste giriyorlar. Hayır, bu parça ile bu birbirine parça mi? birbirine yapışıyor. işte bu yapışma yüzünden diyoruz ki burası dörtse burası da dörttür aslında. Yani sanki şuradaki bak görüyorsun şöyle bir şey. Bunu kapattığım zaman üst üste giriyorlar. Dolayısıyla burası dört Burası dört, burası dört, burası dört, burası dört, burası dört, burası dört. Burası dört, burası dört. Hepsi dört oluyor. Sonrasında bu iki ise bu da iki oluyor. Altıya iki. Çünkü burası arka taraf artık. Şu arka taraftan bahsediyoruz. Şurası arka taraf. Artık bunlar yan alanı, yüzey alanı hepsini bulabiliriz, değil mi seninle beraber? Evet hocam. Artık Mesela, her şey çok basit. Aynen. Hepsi çok basit. Çünkü bunu yan alanını istiyorsak, bak bu taban alanı. Şurası taban. İkiye dört. Burası taban. İkiye dört. Sekiz kaç? Sekiz etti. Burası sekiz etti. Üst taban, alt taban. Yan alan nedir? Ee, alt kere dört. Yirmi dört burada var. Alt, e, alt kere 2 12 burada var. Burada 24 var. Burada 12 var. Evet bravo. <laughs> hocam Hocam beyninden değişik sesler gelmeye başladı. <laughs> Biraz yağ döker misiniz kafama? Gerçekten, Gerçekten. değişik sesler gelmeye Beyninden yanma sesi gelmeye başladı. Hangi yıldayız hocam? Evladım 1997'deyiz. 1997'deyiz. 48-48-96 yanı alan oluyor. Taban alanları da e, 8 taban alanı oluyor. E, 96 da yanı alanı oluyor. Unutmayalım. Yüzey alanı derse de iki tane taban alanı artı yan alan dememiz gerekiyor. Yani 96 artı iki tane taban alanı 16 oluyor. Yüzey alanı da bu oluyor diyebiliriz. Peki hacmi hemen şunu da yazalım bu arada. Yüzey alanı 96 artı 16. Yani yanal alan şurasının hepsiydi. 96 ydi. 96 artı iki tane taban alanı çünkü üst ve altta var. Yüzey alanı oluyor. Hacmi ne de dersek de taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı kaçtı bunun? 8'di. 8 sekiz çarpı yüksekliği kaç bunun? Bak taban alanı 8. Yüksekliği 6 değil mi? 8 kere 6 48. Ama dikkat et, santimetre küptür bu. Bu ise santimetre karedir. Çünkü alan santimetre kare hacim santimetre küptür. Onu da unutmayalım. Eğer bir silindirle bağlantılı bir soru gelirse biz Gelmez. her ihtimalle gelebilir. Yapalım. Hiç belli olmaz. Eğer yarı çapını verdiyse Gelir. De, Buradaki yarı çap 4 cm burası. Eğer bizim yarı çapını biliyorsak taban alanı nedir biliyor musun? Ee, taban alanı pi r karedir. Çünkü burası bir daire değil mi Allah'ını seversen? Evet hocam. Pi r kare. Pi'yi 3 alalım evladım benim. 3 çarpı r'nin karesi 16 eşittir 48 eder. Bazen de pi'yi vermez pi şeklinde kalır. 16 pi eder mesela. Şimdi 48 cm kare, kare taban alanı oldu. İşte biz eğer hacmini arıyorsak taban alanı çarpı yükseklik yani 10 yapmam gerekiyor. 480 santimetre küp ediyor. Eğer biz yana alanı arıyorsak bu dairenin çevresi kadar bir açılım olacak. Bu daire yarı çapı R olduğu için çevresi 2 çarpı pi çarpı R'dir. Yüksekliği zaten 10'dur değil mi? bunda e, yükseklik H de diyebilirsin bu arada onu söylemek istiyorum. E, yanı alanı o yüzden bununla bunun çarpımıdır. Yani çevresi 2 çarpı e, pi'yi 3 alalım. yarıçapı 4 çarpı e, yükseklik yani 10 kadardır. O da 6 kere 4 24, 20, 240 santimetre karedir. Yüzey alanı nedir? Yanı alan artı iki tane e, taban alanıdır. Yani 2 çarpı 48'dir. O da evladım benim. 96 ediyor. Ve 300, 300, 340. 340'tan 4 çıkarsa 36 santimetre kare diyor. Gerçekten zor işlemler yapıyorum. Beynim yanmak üzere ama sınavda gelecek Oo. sorular bunlar değil. Merak etmeyin şimdi göstereceğim nasıl soru geleceğini. Dik piramit ve dik koniyi hemen göstereyim sana. Bak üzerine oturabildikleri de evladım benim. Evet hocam. Üzerine oturabildiklerin prizmadır. Karizma. Bak üzerine oturabilirsin değil mi? Bu tabur olabilir. Bakayım oturabilir miyim? Evet oturabilir. Bunun üzerine oturabilirsin. Evet hocam. Normal otur. Ama üzerine oturamadıklarımız yani sivri olanlar ah! dik piramittir. Harikasın. Dik piramit veya koni de aynı şekilde piramitlerin bir çeşididir. Şimdi burada açtığımız zaman şöyle bir kutu çıkıyor dikkatliysek. Veya koniyi açtığımız zaman bu şekilde bir şekil çıkıyor. Ee, sivri ucu. Burada bir daire dilimi olur. Onu da söylemek istiyorum. Daire dilimi. Koninin yan alanı yüzde bir ihtimal çıkar ama yan alanı bil. Koninin yan alanı püreldir veya pirelli fark etmez. P çarpı R çarpı L. Aa, L, dediğin... şeyi, L dediğimiz şey Burası. L dediğimiz şey koninin ana doğrusudur. Bravo diyorum sana. Gerçekten harika bir hazırlık. Harika bir şey. Mesela bu silindirimiz harika yaşadılar muhteşem. Evet. Şimdi evet sınavda soru böyle gelecek. Artık son sorumuz. Maşallahınız var. Önemli bir soru. Çok aslında basit bir Aa, soru. Aa son sorumuz. Basit Kitapçık soru. bitti. Alanla bağlantılı. Evet artık bitti. Matematik yani. bitti. Fen'e geçiniz. Evet. Bir ayrıtının uzunluğu 4x santimetre olan küp şeklindeki bir tahta parçasından taban ayrıtının uzunluğu x santimetre olan kare dik prizma ile bir ayrıt uzunluğu x santimetre olan küp şeklinde bir parça. Küp ver bakayım bana. Hocam veremiyorum çünkü çok ses çıkıyor ondan. Evet, küp burası harika. Böyle bir küp küpümüz bu. Tebiliyorum. Evet, e, harikasın. Kare dik. Kafamdakini birizma, vereyim mi hocam size? Ha kare dik bir de bu işte. Mesela kare dik bir de bu. Harika. Böyle kare falan filan. Kafamdakini Şimdi, de verebiliriz. Gerek hocam size. yok sana. Şimdi bak. Bu iki tane parçayı atıyormuşuz. Böyle bir şey kalıyormuş. Resmen mühendislik sorusu çözüyoruz ya. Buna göre son durumda oluşan cismin yüzey alanı başlangıçtaki küpe göre nasıl değişir demiş. Yani buradaki cismin yüzey alanı başlangıçtaki cisme göre nasıl değişir? Artar mı azalır mı? Ne kadar artar ne kadar azalır? Hadi bakalım senle beraber bunu bulacağız. Şimdi gerçekten üç boyut canlandırmamız gereken bir soru. Şimdi bir kere eğer ben bu parçadan şunları kesersem ve bak ne demişti? Kenarları x x x x x olacak şekilde bir küpü çek kesiyorum buradan. Bunu kesesem. Aslında hangi alanlar gidiyor bir yanda? Bak hangi alanlar gidiyor? Bak kırmızıyla ön taraftan bir alan gidiyor mu evladım benim? Evet hocam. Harika. Yeşille sağ taraftan bir alan gidiyor mu evladım benim? Evet hocam. Harika. Maviyle üst taraftan bir alan gidiyor mu evladım benim? Evet hocam. Harikasın. O zaman kırmızı, yeşil, mavi üst, ön ve sağdan alanlara gitti mi? Evet gitti. hocam. Alanların bir tanesi ne kadar? X kare kadar değil mi? X kare, X kare, X kare. 3 X kare azaldı mı bunun alanı? Evet hocam. Harika. Peki burada ne oldu? Bunu çıkardığımız zaman bak kırmızının yerine arka tarafta kırmızı alan geldi. Ah alan bir daha geldi ya. Çıktı çıktı ama burada alan doğdu bir anda. Mesela sağda bu alanı çıkardığımız zaman burada bir alan doğdu. Çünkü küp altı yüzlü ya. Üstte bir mavi alanı çıkardığımız zaman altta mavi alan çıktı ortaya. E Bunların da boyutları e, x kare kadar. O zaman 3 x kare kadar çıktı alan ve 3 x kare kadar geldi alan değil mi evladım benim? Evet artı hocam. x kare, artı x kare, artı x kare. Bunu neredeyse kırmızı, mavi ve yeşilden geldi. Kırmızı mavi yeşil çıktı, kırmızı mavi yeşil geldi mi... Geldi. Ve hiçbir şey değişmedi diyebiliriz değil mi? Bunu yaparsak hiçbir şey değişmiyor. Çünkü buradan çıkardım ama çıkardıktan sonra ortaya çıkan yeni alanlar oldu ve hiçbir şey değişmedi. Sınavda da böyle bir soru geldi geç, geçtiğimiz senelerde. Onu da söylemek istiyorum. Sonrasında şöyle bir parçayı böyle blok parçayı çıkartıyorum. Böyle çıkartıyorum. İçinden böyle oyna vurundan parça alırmış bir çek çıkartıyorum. Şimdi eğer bunu çıkartırsam dikkat et. Burası x'ti. Burası ise bunun uzunluğu kadar. Çünkü küp şeklinde dedi ya bu. 4x kadar. Çünkü burası 4 xse burası da 4x'tir. Burası da 4x'tir. Hepsi 4x. O zaman burası 4x. He. Şimdi bana şunu söyler misin? Ön tarafta kırmızı alanı çıkardık. Kırmızı alan kaç x metrekare? Hemen söyler misin bana evladım benim? Kırmızı alan. Bak. x 4 4x, çarpı 4x x çarpı 4x kırmızı alanı hesaplıyor. 4x kare değil mi? Evet hocam. Bunu çıkardık mı evladım benim? O zaman eksi diyorum. Eksi 4x kare çıktı. Peki arka tarafta bu alan gelmedi mi? Hani demin yapmıştık ya. Çıkan geliyor kardeşim demiştik ya. Arka tarafta bu alan gelmedi mi? Geldi. O zaman 4x kare çıktı 4x kare geldi. Burada hiçbir şey değişmedi. Ama ama daha bitmedi. Daha devam ediyoruz. Yukarıda evladım benim. Yukarıda mavi var değil mi? Mavi Şuradan bir alan çıkardık mı? Yukarıda mavi alan. Evet hocam. Peki bu bloğun bir de alt tarafı yok mu? Alt tarafta da bir mavi yok mu aslında bizim göremediğimiz ama var değil mi? İşte bu da bu da kare dik prizma dedi ya. Kare dik prizma nasıl bir şekildir biliyor musun? Şöyle bir kare burası şöyle bir şey çıkartıyoruz aslında. Burası x, burası x. Kare olacak burası. Burası 4x ya. Şimdi şu alanla şu alanı çıkartıyoruz. Şu alanla şu alan yok oldu artık. Alt taraflı üst taraf. O zaman x kareleri çıkartıyoruz. X kare çıktı üstten, x kare çıktı alttan. Geldi mi bunlar yerine? Gelmedi. Yok yani yukarıda göremiyorum, aşağıda göremiyorum. Ama çok enteresan. Burada burada bir solda bir alan çıkmış, yeşil, yeni eklenmiş bu. Bu yeşil alanını hesaplayalım sana beraber. Burası x, burası x, burası x ya. Burası da 4x'ti. O zaman x çarpı 4x. Artı 4x kare buradan yeşil alandan gelmiş soldan. Bir de göremediğimiz şurada arka tarafta da bir yeşil alan var. Bak bunun bir girintisi. Burada da bir yeşil alan var. O zaman buradan da bir 4x kare geldi. O zaman 2x kare yukarıdan ve aşağıdan çıktı. 4x kare, 4x kare, 8x kare de eklendi. Bunlar zaten birbirini götürmüştü. Ön ve arka kırmızılar birbirini götürmüştü. Kırmızılarda bir şey yok. Mavilerde 2x kare çıkıyor. E, ee, yeşillerde yeşillerde 8x kare ekleniyor. Gerçekten klas bir soruymuş. Toplamda o zaman 6x kare 6x kare eklendi diyebiliriz. O zaman 6x kare alanı arttı diyebiliriz. Dikkat edelim buradan hiçbir şey değişmedi. Bu bu kübün çıkmasından hiçbir nane değişmedi. Ama buradaki parçanın çıkmasından yeni eklenen alanlar ve üst ve alttan yok olan maviler yüzünden 6x kare alan artışı oldu diyebiliriz. Gerçekten çok önemli bir soru tarzıydı. Bu tarz soruları bekliyoruz sınavda. Ve hepinize canlı gönülden başarılar diliyorum. Ödüllü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın. Görüşürüz. Görüşürüz hocam.